bazı uygulamalarda native kullanmak daha sağlıklı oluyor. Ama günün sonunda Dart yazıyorsan da, Kotlin yazıyorsan da, Flutter kullanıyorsan da asıl muhabbet şu: benim şu andaki işimi hangisi hızlandıracak? O yüzden ikincisini de öğrenmeniz zaten avantaj. Bu yüzden diyorum, hangisi senin işine yarıyorsa. Ben farklı durumlarda farklı ikisinden birini kullanıyorum yani. Eğer daha hızlı ve güzel bir görünümlü ama böyle çok da hani nasıl diyeyim, bir banka uygulaması yapmıyorsam kendim için veya belli şirketler için böyle daha hızlı bir şey çıkartıyorsam Flutter kullanırım. Ama böyle daha kesin ve üzerine düşünmem gerekiyorsa biraz Kotlin'e giderim. Bu benim fikrim. Bu insanlar için değişiyor tabii ki. Ama Flutter'da daha hızlı çıktı alabiliyorsunuz. Kotlin birazcık daha kesin bir şekilde, native bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Bu arada şeyi sorayım ben. Java bilen kaç kişi var aranızda? Hani Java ile ben bir şeyler yaptım diyen kaç kişi var? Chat'e yazarsanız harika olur. Süper. Çok müsait değilim. Çıksam çok bir şey kaybedemeyim. Kaybedersin. Sintaks öğreniyoruz bu derste. Hani olabildiğince bir kulakla dinlesen veya yarım saat bir çıkıp işini halledip gelsen senin için artı olabilir. İlk yarım saat Kotlin'i anlat. Kotlin'in neden öğrenmeliyiz kısmını anlatıp sonrasında workshop'a geçelim. Güncel olarak öğrenmeye çalışıyoruz okulda. Süper. Peki ben şöyle bir soru sorayım, overdose olalım birazcık. Java Android Development için öğrenen var mı? Hani bu kısma geçtim diyen var mı? Kaydedip GitHub'a yüklenecek mi? Bilmem. Evet, ondan da bahsedelim. Arkadaşlar, kaydedilmesine yönelik onay veriyor musunuz? Evet. Evet. Çünkü tamam. Bunları sonradan izlemeniz çok yararlı olabilir sizin için. Aynen. Kaydediliyor aynı zamanda. Çünkü burada sorularınızı almak daha önemli bizim için. Bir interaktif bir şey olması daha önemli. Tabii kayıt da sizin işinize yarar yine de. Kesinlikle arkadaşlar. Yavaş yavaş geçelim mi? Bayağı güzel bu arada etkileşim var. Güzel cevaplar geliyor. Güzel sorular var en azından. Biraz sonra neden Java sorusunu sorduğumu ve belli sorularınızın cevaplarını bu sunumda da alacaksınız. Aklınızda bulunsun diyeyim ve ben ekranımı paylaşayım hızlıca. Windows kısmı... YouTube hesaplarımızdan paylaşacağız kayıtları arkadaşlar. Serkan hocam, sanırım siz alacaksınız kaydı. Ben de kayıtlı bir şey yok. Alıyor musun sen? Ha, bende var Egemen. Tamamdır, süper abi. Harika. Benim ekranım gelmiş olması lazım. Umarım iyi gözüküyordur. Şu yukarıdaki şey kaldırmaya çalıştım ama niyeyse kalkmadı. Hatta son bir kez şunu da deneyeyim. F11 atarsanız. Bakalım. Üstteki kısmı, bir tane sunum kısmı bende olduğu için şu anlık kalkmıyor. Şu an daha iyi olması lazım. Okey, kalktı şimdi galiba. Aynen. Harika. Hocam. Umarım burada slaytı kapamamıştır. Kapamamış. Güzel. Hemen geri geliyorum. Evet. Hemen tekrar özür diliyorum sizden. Ve burada tekrar açıyorum. Tamam, şu anlık hiçbir sıkıntı olmaması lazım. Ekranım gözüküyordur hala diye düşünüyorum. Gözüküyor. Tamam. Dediğim gibi şu download Kotlin kısmını birazcık öğreniyor olacağız. Bu da Bold Kotlin'de diyebiliriz bunun için. Az önce kendimden bahsettim. Bu kısmı uzun uzuya tekrar geçmeye gerek yok. Peki Kotlin'den bahsedelim mi biraz? Kotlin ne? Siz ne öğreniyorsunuz şu anlık? Biraz sonra öğreneceğiniz şey hakkında neden bu kadar tantana yapıyoruz biz? Arkadaşlar, Kotlin 2010 yılında JetBrains denen firma tarafından çıkarıldı ki burada Google community'lere vesaire kısımlarında o kadar çok Kotlin görüyoruz ki Kotlin Google'ın zannedilebiliyor. Kotlin Google'ın değil, JetBrains firmasının. JetBrains firması neden önemli burada? Çünkü JetBrains firmasını duymadıysanız eğer, Python kullandıysanız veya başka dinler kullandıysanız, mesela Python niye örnek verdim? PyCharm kullanmışsınızdır, Android Studio'yu kullanıyorsunuzdur, IntelliJ'yi kullanıyorsunuzdur vesaire gibi birçok IDE'nin yapımcısı JetBrains. Yani IDE'lerden anlayan arkadaşlar bunlar. Bu yüzden de aslında yazdığımız kodun çalışma performansını inanılmaz derecede arttırabiliyorlar. Ve JetBrains bir kodlama dili çıkarttığında aslında bunca zamandır kodlama dilleri için bir ortam yaratırken şimdi Bir de kodlama dili çıkartıyor ve bunları tam yapboz parçası gibi birleştirecek halde çıkartıyor. O yüzden bunu ilerleyen aşamalarda tekrar duyacaksınız. Kotlin bu kısımda JetBrains'in elinden çıktığı için bence çok şanslı. Bu arada IDE ne diye soracak olursanız da IDE dediğimiz şeyler sizin kod yazarken kullandığınız platformlardır. Çünkü kod yazma döngüsüne girmek istiyorsak kod dediğimiz şey bilgisayara arkada bir şey anlatmak zorunda. Ama bilgisayar hepinizin de internette gördüğü gibi sıfır ve birlerden oluşuyor arka planda. Ve sizin bunu yazma gibi, yani 1 milyon tane 0-1 yazma şansınız yok kombinasyonlu olarak. Bunu anlatmanız için aslında bilgisayar için yaratılmış diller var. Bunlar makine dili ve gelişmiş diller olarak ayrılıyorlar ve gelişmiş diller dediğimiz aslında böyle kulağa çok havalı geliyor. O üstün diller gibi geliyor ama buradaki gelişmiş diller baktığında, insan baktığında anlaması en net olan dillerdir. Yani aslında insan diline en çok benzeyen diller diyebiliriz, en yakın diller diyebiliriz. Makine dilleri içinse bilgisayarın kodlama diline en yakın diller diyebiliriz. Assembly gördüyseniz Assembly güzel bir makine diline örnektir. Çünkü baktığınızda aslında 0-1'lere çok benzer. Çok komutlarla işlenen çok uzun satırları vardır. Hiç sevmem kesinlikle. Ama mesela Python'dır, Kotlin'dir. Bunlar gelişmiş dillerdir ki biraz sonra göreceksiniz. Aslında İngilizceyi biliyorsanız bunları net bir şekilde anlayabilirsiniz. Hiç kodlama bilmeseniz bile bunlara bakarak bir şeyler anlayabilirsiniz ve IDE dediğimiz şey ise arka tarafta sizin gelişmiş dili yazıyorsunuz ama bunu bilgisayarın anlaması lazım. Burada compile denilen bir sistem var. Yani compile edilip bilgisayarın anlayabileceği bir dile dönüştürülüyor arka tarafta ve IDE kısmı bize bunu kolaylaştıracak ortam anlamına geliyor. Yani siz gidip de bir text satırında da yani açık bir not defterinde de kod yazabilecekken IDE kısmında atıyorum siz bir şey yazdığınızda kendi kendine tamamlayabiliyor. Hani eğer bu daha netse ve belliyse siz direkt hemen seçebiliyorsunuz, enterlayabiliyorsunuz. Yani bu Google'da bir şey ararken hani devamını tahmin edip sana öneriyor ya. Bunun gibi bir sistem var. Yanlış kod yazdığınızda sizi uyarıyor. Yanlış kod yazdığınızda nereden hatayı ayıklayabileceğinizi çözüyor. Bunun gibi bir IDE diyoruz biz buna ve JetBrains'te sektördeki en iyi IDE'leri yapan şirket diyebiliriz. Peki burada kalmıyor. JetBrains tarafından yapıldı. Sonra ne oldu? 2011 yılında open source yani herkes için geliştirilebilir hale açıldı ve bu kısımda da bakmanız gereken şey şu JVM etkinliğinde açıldı. Bu JVM Language Summit etkinliğinde açıldı yanlış hatırlamıyorsam. Ve Java'nın en büyük etkinliklerinden biriydi o zaman da. O zaman açıldı ve open source olarak bize bırakıldı. Ve bundan çok değil, bir 5 yıl sonra da Kotlin 1.0 release'i duyuruldu ve bu kısımda artık macera başladı. Çünkü artık ilk defa stabil bir şekilde hayatımıza Kotlin girdi. Neler yapıyor acaba bu Kotlin? Girdi de neler oldu diyelim. Bu kısımda bilmeniz gereken bir küçük daha detay var. Bir yıl sonra ilk 1.0 release'inden bir yıl sonra Kotlin Google I/O etkinliğinde yani Google'ın düzenlediği en büyük ve en cafcaflı teknolojilerini duyurduğu etkinlikte Android'in birincil dili olarak seçildi. Yani artık Android'in göz bebeği olarak Java değil de Kotlin ilk önerimiz olarak seçildi. Ve bu kısımlar işte bizim için heyecanlanmaya başladığımız kısımlar. Çünkü yepyeni bir macera bizi bekliyor oldu Kotlin'le. Peki neden Kotlin? Yani bunları anlattık ama bu beni kesmedi diyorsanız Kotlin'in 3 tane cevabı var. Yani JetBrains firmasının bunun için 3 tane cevabı var. Bu cevaplar null safety kısmı yani tür güvenliği kısmı ve 1965 yılından beri nesne tabanlı programlamalarda kullanılan ve milyar dolarlık zararlara yol açan null verisi Kotlin kısmı ile birlikte daha güvenli yani bu kısmı almanız artık bu hatayı almanız daha zor. Bunu ilerleyen süreçlerde bu dersi daha da uzatmamak için göstermeyeceğiz ama bunu açıp hızlıca bakabilirsiniz ve sisteme zarar vermesini engelledi bu şekilde. Yani bunun hakkında çok güzel de bir espri var. Kotlin'de null hatası almak için gerçek anlamda çok çalışmanız gerekiyor, çabalamanız gerekiyor. Hatta ben geçen gün denedim hani null hatası alacağım diye uğraştım. Ve gerçekten vaktimi aldı diyebilirim bu kısımda. Yani daha güvenli bir kod yazımı sağlıyor size. Hatta bunun özel bir adı vardı. Buraya not olarak eklemiş miyim? Kodun hatası almak için çaba harcamanız lazım. 1 milyon dolarlık hata olarak geçiyor olması lazım. Yani milyar dolarlık hata olarak geçiyor. Ve bunu almak artık daha zor. C Assembly candır yazmış biri. Üzgünüm abi, Assembly gerçekten beni üzüyordu birazcık yani o kısımda. Bunun dışında direkt o mu ayrıldı diye baktım. Bunun dışında Java ve Kotlin inanılmaz derecede uyumlu çalışıyor. %100 uyumları var. Bu ne demek oluyor? Bu zamana kadar Java Kotlin, Java Android için kullanılıyordu. Şu anda Kotlin Android için birinci dil ama bunların aslında birlikte çalışabiliyorlar. Çok bir bu kısımda sıkıntı yok. Yani nasıl çok birlikte çalışabiliyorlar diyorum. Aslında siz Kotlin kodu içerisinde Java, Java kodu içerisinde Kotlin yazabiliyorsunuz ve bunun dışında siz bir Java kodunu gelip de Android Studio'da Kotlin seçili bir dokümanda çalıştırdığınızda size şu soruyu soruyor. Ben bunu Kotlin'e çevireyim mi? İster misin? Ve siz bu kodu alıp atıyorsunuz ve çevir diyorsunuz. %100 Kotlin'e çeviriyor. Yani Java kodunuzu birebir Kotlin'e çeviriyor. Tabii ki belli aksaklıklar var ama %80 oranında çok büyük bir oranda başarısı var bunun. Ve Kotlin kodunu da Java'ya tamamıyla çevirebiliyor. Ve bu noktalarda Kotlin artık şu şekilde söylenmeye başladı. Java ve Kotlin birbirinin iki yarısı, elmanın iki yarısı şeklinde ve inanılmaz uyumluluklarıyla, inanılmaz birlikte çalışma kısmıyla büyük bir avantaj. Çünkü Java biliyorsanız Kotlin kısmında da hani kodlarınızı bile entegre edebiliyorsunuz diyeyim. Peki bu kısımda daha kısa kod yazımı. Kotlin'in ikinci söylediği bize kısım şu ki ben akademik kaygılarla çıkmadım. Ben sektördeki developerların kanayan yaraları üzerine çıktım. Bu ne demek? Akademik bir ortam dediğinizde aklınıza ne geliyor? Sorabilir miyim? Mesela burada cevaplamak isteyen var mı? Akademik bir ortam dediğinizde hani chatten birkaç tane yorum göreyim. Nasıl bir ortam aklınıza geliyor? Ne canlanıyor kafanızda? Tam olarak bildiğim şeyler dememek lazım arkadaşlar. Karmaşa. Hayır okudum. Programlama ile ilgili konseptlerin anlatılması ve matematiksel algoritma implementi. O tamamıyla yazılım. Ben direkt akademi üzerine düşünüyorum. Ya birazcık daha böyle resmi şeyler gelmiyor mu? Hani akademik ortamlarda genellikle bir kelimede, iki kelimede anlatabilecekler birazcık daha uzundur. Ne bileyim birazcık daha süslü kelimeler vardır ortalıkta. Hani bu aslında kurallar ve tanımlar kesinlikle belli bir konu üzerinde devam etmek, akademik belli bir konu üzerine devam etmek. Yani tam dediğim gibi aslında birazcık daha süslü kelimeler, birazcık daha uzun, yani daha açıklayıcı, daha uzatılmış cümleler. Aslında tam olarak bunu anlatmaya çalışıyorum. Hani Kotlin'de bu yok. Hani ben diyor ki developerlar için çıktım. Ben zaten sektördeki en iyi IDE yapımcısının elinden çıktım. Ve benim amacım insanlara bu kısımda destek olmak ve daha net kod yazmalarını sağlamak, daha kısa kodlarla daha fazla şey başarmalarını sağlamak ve bu yüzden de daha kısa kod yazımı sağlıyor bizlere diyebilirim. Bunun da ne kadar olduğunu biraz sonra göreceksiniz. Peki. Bunun dışında Kotlin statik tipli bir programlama dili. Yani bunun anlamı kod denetimi runtime yerine compile time'de yapar. Bu şekilde uygulamalar crash'e sebep olabilecek birçok durumu halletme şansını size verir. Ve bu büyük bir avantaj bizim için. Ama bunun dışında hani bu kısımda Kotlin'i biz sürekli Android development diye düşünüyoruz ya. Kotlin bunun dışında neler yapıyor bilmek ister misiniz? Çok kişinin düşündüğü üzerine sadece Android development için yok. Kotlin aynı zamanda server side için var. Server side uygulamalar için var. Yani backend kısmı için ve bunun en güzel örneklerinden biri de Java bilenler çoğunlukla Spring duymuşlardır. Yani bu duymayan arkadaşlar için en yaygın kullanılan Java framework diyebiliriz biz buna. Ve bu kısımda artık Spring tamamıyla Kotlin'i destekliyor. Hatta öneriyor durumda. Ve bir diğeri de IntelliJ'nin çıkarttığı yine Keytool kısmı ve bu da aynı şekilde tamamıyla Kotlin'i destekliyor backend tarafında. Android uygulamaları zaten biliyorsunuz. JS tabanlı web uygulamalarında da Kotlin'i kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda macOS, iOS ve gömülü sistemler için de Kotlin'le kod çıkartabiliyorsunuz. Multi platform olarak. Peki sen az önce dedin ki cross platformda böyleyken Kotlin'de böyle değil. Ne oldu? Ne değişti arada? 15 dakika geçti, icat mı ettiler? Hayır, aslında burada şöyle bir durum var. Flutter'da sen o uygulamayı yazdığında o uygulamayı çıkartabiliyorsun. Ama Kotlin'de multi platform, cross platform değil. Multiplatform özelliği şu, siz arka tarafta az önceki dediğim gibi kodlara eşleyebiliyorsunuz aslında. Yani benim her halükarda o iOS layout kısmına, tasarım, dizayn kısmına girmem lazım. iOS'a elle orada XML kısmına dokunup değiştirmem lazım. Ama kod kısmında olabildiğince birbirine eşleyecek bir sistem geliştiriyorlar ve Kotlin multi-platform kısmı bu. Yani aslında sizin iOS'ta kod yazmak değil de iOS için tasarımını çıkartıp bunu direkt markete sunabilmek gibi bir projeleri var şu anlık ve bunu takip edebilirsiniz isterseniz. Bu arada Meet'te bayağı uzun zamandır konuşma yapmıyordum ve birazcık dramatik oluyormuş. Solda çıkan arkadaşları görüyorum. Acaba kötü bir şey mi söyledim ya falan diyorum. O garip bir durum. Bunu da tecrübe etmiş oldum. Çok uzun zamandır buraya çıkmıyordum. Üzücü. Böyle. Bu kısımda. Peki. Ben yeni başlıyorum. Android Development'a yeni gireceğim. Yani yeni mobil tarafına gireceğim. Kotlin'le mi başlamalıyım? Java ile mi başlamalıyım? Hangisi benim için daha iyi? Bunun için Google bize ne diyor? Bunu söyleyelim hızlıca. Google diyor ki Kotlin first. Yani Kotlin first derken ne demek oluyor bu? Google Kotlin'i birincil dil olarak seçtiğinde, az önce bunu söylediğimde şöyle ayrıcalıklar çıktı. Hani bu birazcık hani bu birinci, bu ikinci kısmı değil. Aslında Kotlin first bir kalıp ve Kotlin first ne demek? Size şöyle anlatayım. Google şu anlık Android Development için, ki Android onlara ait bildiğiniz üzere, olabilecek bütün yenilikleri Kotlin için çıkartıyor öncelikle. Kotlin'e öncelik veriyor. Dokümanlar, video içerikleri, yenilikler, ekstra uzantılar, ekstra gelişmeler hepsi Kotlin uyumlu çıkıyor şu anlık. Ve bu Kotlin'i çok büyük bir avantaja geçiriyor. Çünkü bütün profesyonel kaynaklar, bütün profesyonel içerikler, bütün profesyoneller tarafından oluşan canlı yayınlar veya videolar ve bunların Q&A sessionleri, yani soru cevap sessionlerinin hepsi Kotlin first olarak çıkıyor. Yani Kotlin'e öncelik veriyorlar. Peki bu kısımda hani Java'ya destek oluyorlar. Java'ya desteği bıraktılar mı? Hayır. Bunların hepsi Java'yı da destekler nitelikte. Ama belli şeyler var ki bunu Java'da öncelik haline getirmiyorlar. Mesela bunu hızlıca gösterebilirim diye düşünüyorum. Veya slide hiç bozmayayım, sonunda göstereyim. Slide bozduğumda tekrar bir patlamalar olacak diye düşünüyorum çünkü. Bunu sonunda göstereceğim ama en basitinden Jetpack library'sini kullanması Java'ya şu anlık uyumlu değil. Ve bu bizim birçok önümüze çıkacak durumda Jetpack library'si önemli ve burada Java'ya bunun erişimi şu anlık yok. Erişimi dediğim desteği yok. Ama Google aynı zamanda şunu da diyor, biz Java'dan desteğimizi çekmedik, hala Java'yı da destekli olacağız. Sadece bizim çıkarttığımız bütün içerikler ve öncelikler Kotlin üzerine gidecek. Devam edelim. Peki, diğer kısımda bizim cevaplarımız ne? Kotlin öğrenmesi kolay bir dil arkadaşlar. Zaten gelişmiş olduğu için baktığınızda anlamanız kolay bir dil. Ama aynı zamanda Java, C Sharp, JavaScript ve diğer benzeri dilleri biliyorsanız bu sizin için büyük bir artı. Çünkü Kotlin oturup da Amerika'ya tekrar bulmadı. Benzer metodolojilerde gidiyor, benzer şekillerde gidiyor ve bu kısımda eğer bunları biliyorsanız sizin için çok büyük bir avantaj. Çünkü Kotlin'e geçtiğinizde sizin için zevkli bir süreç olacak. Bu arada az önce dedim ki Android Development'a Java ile mi başlamalıyım? Ama burada diyorsun ki Java biliyor musunuz? Java ile Android Development kısımları farklıdır. Hani bir Java, biri mobil development. O yüzden de Java bilen herkes böyle dümdüz bir şekilde gidip uygulama yazacak diye bir şey yok ki Kotlin bilen herkes de dümdüz gidip uygulama yazacak diye bir şey yok. Biraz sonra farklarını göreceksiniz zaten. Less code, more work kısmı. Bizim için güzel, tatlı, en çok örneğini vermeyi sevdiğim kısımlardan biri. Kısa kod yazımı dediğimiz şey, daha az kodla daha fazla şey başarmak dediğimiz şey. Peki ne kadar kısa derseniz, bu sizin Java'da gördüğünüz data class ve 60 satırdan oluşuyor. Kısımda da verdiğim belli, şu anlık çoğunuz abi bunları bilmiyoruz zaten dediğiniz için üstünden geçmedim. Ama kısaca söylemek gerekirse getter'lar, setter'lar, toString'ler, recurse'lar, hash code'ların içinde bulunduran 60 satırlık bir data class. Peki biz data class'ı Kotlin'de nasıl yazıyoruz? Bu şekilde. Kotlin'de tek satırda şu iki kısım aynı işleri görüyor. Ve bu kadar kısaltmaktan bahsediyorum arkadaşlar kodlara. Ve Bu noktalarda aslında bayağı bir avantajdayız yeni başlayanlar için. Peki. Ben bunları duydum, ettim. Nasıl öğreneceğim? Ne yapacağım? Ne edeceğim? Aslında şu an sizin içinde bulunduğunuz bu iki eğitim BugDroid etkinliğinden, ama üstünü birazcık silerseniz aslında BugDroid değil de Android Studio contentinden çıkmıştır ve Android Studio contenti Kotlin'in asıl öğrenilme, asıl bilgilendirme roadmap'idir ve aslında nasıl öğreneceğim sorusu da bir tık böyle, Allah Allah burada satırma atlamış, bir tık böyle, yani nasıl derseniz arkadaşlar, Android Developers sayfası, yani Google'ın resmi bir şekilde Google çalışanları tarafından hani içerik çıkartılan, içerik üretilen, dokümanlar yayınlanan Android Developers sayfası sizin Kotlin'i öğrenebilmeniz için her şeyi üzerinize tabiri caizse fırlatıyor ve siz bu kısımda sadece Android Developers'e girip kendi alanınızı seçmek kalıyor. Çünkü Android Developers sayfasının şöyle bir artısı var. Kotlin yeni bir dil, bunun farkındalar ve herkes için farklı roadmap'ler çıkartıyorlar. Eğer Java yazıyorsan daha öncesinde, Java bilenler için farklı bir roadmap çıkıyor. Gel buradan öğrenmeye başla diyor. Hatta direkt bunun başlığı var. Java bilenler için Kotlin roadmap'i diye. Sıfırdan başlıyorsan newbie'sen çıkartıyor, midterm'sen çıkartıyor, junior'luk aşamasına girerken farklı bir roadmap'i var. Daha ileriki aşamada senior'luk seviyesi için farklı roadmap'leri var. Yani siz Android Developer sayfasına girip kendi seviyenize göre bir roadmap seçiyorsunuz. Bu roadmap dediğim şeyler CodeLabs adında çıkıyor. Yani aslında Android CodeLabs yazdığınızda mutlaka sizin seviyeniz için bir eğitim karşılaşılıyor. Chatte birileri selamlanmış. Süper. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Bu kısma devam etmek gerekirse, peki ben şu anda konuşuyorum, anlatıyorum. Bu kısımda bu yeterli mi? Bu kısımda size şöyle bir öneride bulunayım. Android Developer kısmını Kotlin'e gerçekleştirmek istiyorsanız şu siteden geçmeniz lazım arkadaşlar. Bu siteye tıkladığınız anda hem Android için hem Kotlin için sizin üzerinize dediğim gibi tabiri caizse bir şeyler fırlatıyorlar diyebilirim. Peki Java'ya ne olacak? Hani sen bu kadar Kotlin övüyorsun. Ama Java'ya ne olacak? Hatta birkaç kişi direkt şey, Java'yı kötülüyorum falan zannediyor. Arkadaşlar Java olduğu yerde devam ediyor. Kotlin'in de altyapısında Java var. Hatta Android Studio diye varsaydığımız IDE'nin altında da Java kodları var. Yani Java çok köklü bir dil ve böyle hayatınızdan şak diye çıkartıp atabileceğiniz bir şey değil. Ve bu noktada hatta ben ilk etkinliğime katıldığımda böyle bir konuşmacı vardı. Hiç tanımıyordum. Sizin büyük ihtimalle beni tanımadığınız gibi. Ve çıkıp şey demişti. Java bitecek arkadaşlar. Java ölecek. Evet, bunu tam 5 yıl önce söylemişti bu arada. Java son demlerini oynuyor diye. Arkadaşlar Java'nın öldüğü yok. Java hala bilebilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Ama ben burada standart bir developer'ın newbie aşamasından senior'lık aşamasına çıkarken yapması gerekenler kısmında en standart roadmap'i çizme noktasında Kotlin öneriliyor diyorum. Eğer sizin yakınlarınızda ve çevrenizde Java developer'lar varsa ve size daha hızlı öğretebileceklerse sizin Java'yı başta seçmeniz veya Java öğrenmeniz şu anlık avantaj. Onun haricinde community'leri çok gelişmiş. Yani İngilizce diliniz varsa ve bu Türkçe kaynaklara bağlı kalmak istemiyorsanız Java'ya geçmeniz sizin için avantaj. Bunun gibi bir sürü şey var ve Java sizi destekleyecek. Ama bu noktada asıl şu anlık ön planda olan ve eğitimler vesairede bile bizim Kotlin'de öncelik vermemizin en büyük nedenlerinden biri sektörün artık yavaş yavaş geçtiği nokta Kotlin. Ve bu kısımda Kotlin'i öğrenmek sizi geleceğe bir tık daha hızlı taşıyacaktır diyebilirim. Ki bir şey de kaybetmiyorsunuz açıkçası. Az önce dediğim gibi her şey %100 uyumlu çalışıyor. Peki bu konu hakkında bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Hemen dinleyelim. Böyle stream yapıyor musunuz? Birkaç dakika gecikmeli geliyormuş gibi. Arkadaşlar bu anlattıkları içerisinde var mı kafanızda fikirler? Yani benim olmadı. Sormaktan çekinmeyin arkadaşlar. Burada interaktif bir yayın yapıyoruz. Peki bunu kapatalım. Artık birazcık daha koda geçelim. Normalde bunun için de bir slide hazırlamıştım ve çok güzeldi de ama dediğim gibi Keynote bayağı bir beni şu anlık hırpaladığı için. İlk sorumuz geldi hocam. başlangıcını dediniz hocam. Peki yazılıma yeni başlayacak birisi için Kotlin uygun mudur? Kotlin uygundur yazılıma yeni başlayacak birisi için. Hatta ben Python'a bayağı bir benzetiyorum. Çünkü Kotlin sintaksları oturup çalışırsanız, hani sadece Android için değil, Kotlin'in bu kısmını öğrenmek uygun, ama hiçbir okul vesaire size şu anlık Kotlin öğretmeyeceği için ilk sınıflarda. Bunun yerine ben gidip Python'da başlayabilirsiniz diyorum. Neden Python'da başlayabilirsiniz diyorum. Yazılıma girmek istiyorsanız iki tane kavram var. Bunlardan bir tanesi sintaks bilgisi, diğeri de algoritma bilgisidir. Yani sintaks bilgisi öğrenmeniz lazım, algoritma bilgisi öğrenmeniz lazım. Peki bunlar ne? Sizin şu anlık bir dil öğrenirken, insan dillerinden bahsedelim. Ya öğrendiğiniz şey, ilk başta kelimeleri öğrenirsiniz, sonra gramer öğrenirsiniz, sonra konuşma pratiği yaparsınız vesaire vesaire gidersiniz. Sintaks da aslında burada gramer dediğimiz şey oluyor. Yani çok fazla dil var ve bunların aslında mantığı değişmiyor. Sonuç olarak derdini anlatıyorsun bilgisayara, ama farklı yazım şekilleri var ve bu yazım şekilleri sintaks olarak adlandırıyor. Kod yazımı, kod derlenmesi demek zaten. Neden bu önemli? Çünkü hani İngilizce, Türkçe, Almanca gibi diller bundan 1000 yıl geçse de var olacak gibi duruyorlar. Ama kodlama dilleri böyle değil. Az önce demiştim ya, Java ölecek dediler. Java'nın ölmesi çok optimal değil. Ama birçok dil kullanılımı bırakılabiliyor. O yüzden sintaks bilgisi sizin yazdığınız kodu anlamanız için, başka yazılım alanlarına geçebilmeniz için ve bu alanlarda farklı diller kullanmanız için önemli. Ve bu noktada sintaks bilgisini oturtmadıysanız çoğunlukla ezber yapıyor oluyorsunuz. Bu yüzden de sintaks bilgisi önemli. Sintaks öğrenmek istiyorsan iki tane dil öğrenmen yeterli senin için. Sonuna kadar öğrenmen değil, nasıl yazımını öğrenmen yeterli. Ben Python C ile başlamıştım ve sintaks bilgim oturmuştu bir anda. Ama gerçekten sürekli ben bunu niye yapıyorum, niye yazıyorum demiştim. Biraz sonra workshop'ta göreceksiniz zaten. Bu kısımda Python'la başlayabilirsin. C ile başlayabilirsin, Kotlin ile başlayabilirsin. Hani okul benim için çok önemli değil diyorsan Kotlin ile başlayabilirsin. Çünkü okul çoğumuz için çok önemli olmaması lazım. Burada okulları kötülediğim için değil, ama okulda öğreneceğiniz kodlama dilleri gidip de profesörlerinize falan sorarsanız onlar da der. Biz size hani junior bir seviyede çıkmanız için kodlama dili öğretmiyoruz. Mantığını öğretmek için kodlama dili öğretiyoruz derler. Bunu da yapabilirsiniz yani. Şimdi yoklama alacağız, haberiniz olsun. Çıkan arkadaşlar için bir uyarı geldi. Windows 11 ile Android uygulamaya daha hızlı erişim imkanı kazandık. Bilgisayarımız üzerinden sizce bu durum bir mobil geliştiği için ilerleyen süreçte pratiklik sağlayacak mı? O hala hani çok stabil değil bu arada Windows 11 ile Android uygulamaları. Çünkü ben Windows 11'in emülatör desteğinin olacağını duydum. Yani farklı bir kısımda emülatör açmadan Windows 11 size emülatör desteği sağlayacak diye duydum, ama hala çok stabil değil. Kesinlikle işe yarar. Çünkü ben Windows bilgisayar kullanıyorum, hatta hala burada. Ve yarım saniyemi alıyordu. Yarım saniyemi diyorum. 30 saniyemi alıyordu bir şeyi run etmek ve ben bir yıl içerisinde yaptığım projelere bakınca bir hafta falan benim sadece run beklerken gidiyor ve 30 saniye böyle. Hayatında hiçbir şey, ama sen bir projeyi yaparken en azından 15-20 kere basıyorsun o tuşa ve burada hepsini 30 saniye beklemek birazcık böyle delilendiriyor insanı. Abi ne demek 30 saniye ya falan diye, ki o 30 saniyeyi değerlendiremiyorsun. Açıp tek sayfanın tek kelimesini mi okuyacaksın? O yüzden kesinlikle iyi bir şey. İnsan diline daha mı yakın Kotlin? Evet, biraz sonra zaten yazmaya başladığında anlayacaksınız. Sıfırım, şu an hazırlık okuyorum. Daha önce kod yazmadım. Şu an bu yayın ve yarınki yayın bana uygun mudur? Bu yayın kesinlikle uygun. Yarına sen karar ver. Bu yayında zaten bunları anlatacağız. C, C++, C Sharp öğreniyorum. Okuldan dolayı bir taraftan JavaScript öğreniyorum. Şimdi Kotlin kafam karışmaz değil mi? Karışmaz. Orada bir virgül atlamışım. Kusura bakma. Karışmaz, çünkü aslında sintaks bilgisi dediğim şey de bu. Aslında hepsinin aynı şeyi yapıyoruz. Ve az önce dediğim gibi C Sharp biliyorsan ve benzeri diller biliyorsan Kotlin'i öğrenmen daha kolay olacak. Yani bu senin için daha iyi. Sintaks bilgisi oturur kafanda. Mesela onlar bir tık daha insan diline çok yakın değiller. Hani yine anlıyorsun, bir şey Assembly gibi değil, ama biraz sonra Kotlin'de bunun farkını anlayacaksın. Diyelim ve başlayalım. Ben hemen bir Android Studio açayım. Ve başlayalım. Gerçekten sunumu gösteremediğim için çok üzgünüm. Çok da tatlı bir sunum hazırlamıştım, ama hem sunumu açıp hem sonrasında Android Studio'ya geçersem büyük ihtimalle bayağı bir vakit kaybederiz. Windows kullanıcısı gibi olurum en sonunda. Dünkü uygulama açık kalmış. Bunu da göstereyim. Güzel olur. Bu dersten tekrar etmiş oluruz. Böyle aldık ve hemen aşağı alıyorum sorularımızı okuyabilmek için. Ben çıkalım. Ne kısmını sıkıntı yaşamayacağız bilgime geliyor. Ekranın gelmiş olması lazım. Bunlar gözünüzü korkutmasın. Bu kısmı şunun için alıştım. Android Studio'yu tanımak için hızlı bir şekilde yeni bir proje oluşturmak için close project deyip direkt ekranımı kapatmaması lazım da arka taraftarla Android Studio'ya açık ama hemen yeni bir proje diyelim. Burada sizin için yeni bir proje oluşturup başlıyor olacağım. Burada mesela dün Elazığ'ın etkinliğindeymişiz. Elazığ'ınki açık kalmış. Hemen yeni bir proje oluşturup Android Studio'da hemen bu şekilde bir proje oluşturabilir. Interactivity deyip başlayabilirim. Burada dikkat etmem gereken kısım name kısmı. Burada hemen Kotlin 101 diyebilirim. Ve bu kısımda ben bu uygulamayı, bu klasörü nasıl bulacağımı gösteriyorum. Aynı zamanda package name şu anlık sizi ilgilendirmese de bu kısımda sizin aslında bunu uygulama olarak yüklerken kullanacağınız ID'niz gibi bir şey oluyor. Yani bu aslında ileriki aşamalarda önemli ve sizde büyük ihtimalle şurada examples yazıyordur. Bu noktada ben daha unique olsun diye kendi ismimi girdim ve bunda dikkatinizi çekmişse ya daha kullanışlı olsun, daha kullanımı kolay olsun diye ters domain şeklinde olur bunlar. com.serkanalc.kotlin101 şeklinde. Kaydettiğim klasör, bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bulma kısmında sıkıntı yaşıyorsanız bakabilirsiniz. Seçeceğim dilim Kotlin olması lazım. Bu önemli. Minimum SDK kısmı için de şu anlık yine bu ders için sizi ilgilendirmese de minimum SDK kısmına siz bir uygulama yazdığınızda bir sürü telefonu uygulama çıkartıyorsun. Yani bunların hepsi aynı değil. Bunların sürümlerinin hepsi aynı değil. Burada aslında sürüm ve gereksinimler kısmını fixlediğiniz bir alan burası. Yani ben mesela 5.0 kullanıyorum ve bu kısımda buna uygun sürümdeki telefonlar bu uygulamayı çalıştırabilecek demeye çalışıyorum. Bu sizin için şu anlık standarttır. Bu arada çok tatlı isimleri vardır bunların. Böyle bir mimleri var. Güzeldir, hoştur ama biz sonraki kısımda bunları daha net işliyor olacağız ve çalıştırabilirim. Bu arada şu anlık Android Studio kurulu değilse yine de bir şey yüklemenize gerek yok. Çünkü şu kısımda sizin hemen bir tane daha Chrome'u attım buraya. Sizin şöyle bir şekilde kullanmanız için bir online IDE var diyebilirim. O da nedir? Kotlin Playground. Kotlin Playground kısmından siz burada da tek tek kodlarınızı yazabilirsiniz ve çalıştırıyor olur. Mesela ilk Hello World'umuzu alalım. Gördüğünüz gibi Hello World karşımıza çıktı. Bunu da kullanabilirsiniz. Hani ilk derste Android Studio'ya gerek yok dediniz. Şimdi Android Studio yazıyorsanız önemli mi? Hayır, buradan yazabilirsiniz istediğiniz gibi. Hiç sıkıntı değil. Ben şu anlık Android Studio'yu kullanmak taraftarıyım. Bunu da chat'e bırakayım. Kullanmak istedim. Bıraktım hocam ben. Okey, ben de gözükmemişti. Tamam, evet. Workshop yarın olacak arkadaşlar, o egemenimmiş. Android Studio'yu nasıl yükleyebilirim? Ders sonunda anlatacağım. Aynı anda biz de yapalım şu anlık. Yapmanızda fayda var, bekleyerek anlatıyor olacağım. Şu anlık benim 2 tane ekranım çıktı. Android Studio'ya sahip olanlar şu an bunu görüyorlardı. Benim bu iki sayfaya da ihtiyacım yok şu anlık. Benim şu an şu alanı görüyorsanız eğer Java ve REST dosyasına ihtiyacım var ve bu kısımda da Java'nın altında ilk kısmım olan Kotlin 101'in altında main activity'm duruyor. Bu şu anlık bizim aslında Android için kullanacağımız main activity, ana activity ve bu bir .kt dosyasıyla duruyor. Yani kt Kotlin uzantısı vardı. Aklınızda bulunsun. Benim şu anlık şu karmaşık koda ihtiyacım yok. O yüzden ben yeni bir sayfa oluşturuyorum hızlıca ve buna da Kotlin diyorum. Hemen başlayalım. Evet, şu sıramı yapıştırmamak için açıyorum burada da. Şimdi ben artık Kotlin yazmaya başlayabilirim. Kod yazmaya başlayabilirim. Kod yazmaya yeni olanlar için. Burada merak etmeyin, basic bir şekilde anlatmaya başlayacağız. İlk başta benim bir fonksiyona ihtiyacım var. Yani içinde uygulamayı bilgisayara anlatacak, çalıştıracak bir fonksiyona ihtiyacım var. Bu da fund main'dir bizim için. Yani bir ana fonksiyona ihtiyacım var. Ve bu kısımdan sonra ben bu fun main'i yazdım ama aşağıya direkt kod yazmaya başlayamıyorum. Çünkü bu fun main'in kapsaması gereken bir alan var. Yani başladığı yer ve bittiği yere ihtiyacı var. O yüzden de bu şekilde bir sınıra ihtiyaç duyuyorum. Bu bizim sınır çizgilerimizdir. Hani bahçe duvarı gibi, bahçe çitisi olarak düşünebilirsiniz. Buradan çıkmayı engeller. Burada böyle bir parantez varken burada süslü parantez kullanıyoruz. Bu genellikle bir fonksiyon olduğunu belirtir ve bu da bizim çalışma yapımızı belirtir, duvarlarımızı belirtir diyebiliriz. Ve kodlamada klasik bir şey vardır. O da nedir? Hani hello world çıktısı almak, ki az önce gördünüz zaten. Hello world çıktısı almak için benim yazmam gereken şey çok basit, bilgisayar dinle anlatacak şekilde. Print, bu bizim yazdır fonksiyonumuzdur. Yani ekrana bir şey yazdırmak istediğimde, ekrana bir çıktı vermek istediğimde print kullanırım ben. Ve bunun içinde de Allah, niye böyle kaldı? Niye bu kadar kasıyor? Gerçekten anlamıyorum dünden beri. Hello dedim. Bir ünlem koydum ve artık ben bilgisayara bir çıktı alabiliyorum. Burada runlayalım hızlı bir şekilde ve görelim ne gibi bir sonuç alacağız. Gördüğünüz gibi hello world çıktısını aldık ve benim işlemim bitti. Ama burada takılmamız gereken şey var. Print yazdık ve ekrana bastırdı. Hani hello yazdık, niye ekranı selamlamadı, bir şey yapmadı, şuradan bir yerden bir şey çıkartmadı falan diye. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Ben az önce demiştim ki fonksiyonların belirtili kısımlarında bu parantezler kullanılır ve ben print fonksiyonunun içine, yani bu fonksiyonu çalıştırması için içine bir değer girdim ve bu değeri tırnak işaretiyle girdim. Tırnak işareti şu demekti. Bu tırnaklar arasındaki şeyler, sen buna dokunma. Bu artık bir cümle. Sen bunu algılamaya çalışma. Sen bunu anlama. Bu ekrana bastıracağım bir cümle. Yani bir kutu artık bu. Kutunun içerisine biz bu materyalleri koyduk ve bilgisayar bunu aldı, kaldırdı ve masanın üstüne veya ekrana verdi diyebiliriz. Ama mesela ben bunları kaldırdığım anda otomatikman duracak. Hello ne demek? Bilmiyorum. World ne demek? Sen bunları ben tanımlamadım. Ben bunların anlamını bilmiyorum. Ne yapayım ben bunları? Bunların farklı fonksiyonları var bende diyor. Biz de diyoruz ki bu fonksiyonları kullanma. Bunlar kutunun içerisinde. Burada kalsın. Ve buna göre devam et. Peki. Bu kısımda eğer Kotlin görmüşseniz ya başka dillerde görmüşseniz bir kullanım daha var. O da print elan. Bu kısımda print elan. Bu kısımda ise çok bariz ve küçük bir farkları var. Bu farkı tahmin etmek isteyen veya bilen biri var mı? İlk başta onu sorayım. Newline, güzel. Newline. Tam olarak ne iş yapar bu? Newline dedik, yeni bir satır koyuyor ama bunu nasıl yapıyor? Şöyle anlatayım. Biz Hello World'e ekrana verdik ve burada dedik ki, hatta Hello World demeyelim biz buna. Farklı bir mimle tutalım. Aklınızda kalması daha kolay olsun. Buraya da diyelim ki What's my purpose diyelim. Artık bilgisayar benimle konuşmaya başladı. What's my purpose? Bastığımızda göreceksiniz ki Hello World ve What's my purpose'i girdi. Ben buraya diyeyim ki bir de print bir de oh my god diyelim buraya. Bunu tıkladığımda fark şu şekilde. Dediğiniz gibi bir new line atadı ama yeni bir new line değil. Burada aslında şöyle bir durum oldu. Print dediğimiz şey bilgisayar şunu yapıyor. Burada madem bu kutunun içindekileri benim ekrana basmam lazım. Buraya geliyor, imleç gibi hareket etmeye başlıyor. H'yi alıyor, E'yi alıyor ve buradan devam ederek, boşluğu alıp devam ederek şu noktaya kadar geliyor. Ama println dediğimiz şey buradan başlayıp ilerleyip şu noktaya geldiği anda sizin için bir kere enter'a basıyor. Ve bir new line atmış oluyor bunu. Yani bilgisayar aslında bizim yaptığımız şeyi yapıyor. Sadece bunu kendine komutluyor. Ve bu kısım önemli. Çünkü biz println'i nerede kullanacağız? Print'i nerede kullanacağız? Süreç içerisinde değişecek. Ve bu noktada bu göndermeyi anlayan var mı bu arada? Çok merak ediyorum. Çünkü bu gönderme beni çok eğlendiriyor ya, yaparken de. Biraz sonra anlatacağım. Bu göndermeyi anlayan kaç kişi var? Hatta birkaç tane kopya vereyim size. Şimdi çıktı mı? Anladık hocam. Böyle geçeyim abi. Daha hızlandırayım bu kısmı. Güzel tatlı bir replik. Buradan aklınızda kalabilir. En son çıktıyı almak için nereye? Buradaki tuşa basarsanız size bu fonksiyonun çıktısını verir. Ama şuraya da basabilirsiniz. Bu play tuşudur, run tuşudur zaten. Bunu tıkladığınızda şurada hangi uygulamayı çalıştırdığını, hangi dosyayı çalıştırdığını gösterecektir. Burada dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Ben hello world dedim, what's my purpose dedim, oh my god dedim. Ama benim şu satırları hiç almadım. Bu kısımda da anlamadım diyen arkadaş için hemen... Şuradaki hüzünlü robotu aklına getirebilirsin. Rick'in sadece şunu yapmak için yarattığı, şunu getirmek için yarattığı bir bot diyebiliriz. Burada da aynı benzer işler. Bu arada bunların hepsini buraya da yazabilirsiniz tekrar dediğim gibi. Mesela burada println'le başlamış. Print yazıp dediğinizde de çalıştıracaktır. Anlaşılır aslında ama unutulacak, tekrardan izlemek gerek. Tekrardan izlemek değil, yazarsan şu an unutmazsın. Pickle'ı kesinlikle en sevdiğim bölümlerdendir kendileri. Bu kısımda dikkat etmeniz gereken bir şey daha var. Burada bu yazdığım satırları hiç kare bile almadı. Bunun nedeni ne? Tabii ki şu başında yazdığım iki tane slash yüzünden. Burada önemli olan şeylerden biri de şu. Güzel kod yazımı denilen bir şey var kodlamada ve bunu ne kadar erken öğrenirseniz o kadar iyi. Şu anlık hiçbir işinize yaramayacak büyük ihtimalle ama ne kadar erken öğrenirseniz o kadar iyi. Güzel kod yazımının en temel önceliklerinden biri de arkadaşlar yorum satırı bırakmak zorundasınız. Yorum satırı bir developer'ın en önemli araçlarından biridir. Çünkü yorum satırı demek şu demek, developer olarak bizler bir yazdığımız koda bazen 1-2 ay bakmayız ve aslında ne yazdığımızı bile unutabiliriz veya yaptığımız şeyleri unutabiliriz. O yüzden yorum satırları size ne yaptığınızı, nerede neden bunu kullandığınızı hatırlatacak küçük detaylardır ve asıl önemli noktalardan biri de şirketlere artık developer olarak girdiğinizde bu noktada o kodla sadece siz uğraşmayacaksınız. Orada bir sürü insan olacak o projeden sorumlu veya siz işten ayrıldığınızda oraya gelip orada çalışacak başka insanlar olacak ve sizin yazdığınız kodu anlamak zorundalar. Çünkü işleyişin devam edebilmesi için bu sizin developer'lık seviyenizi de birazcık gösteriyor diyebiliriz. O yüzden yorum satırları bizler için önemlidir. Şu an dediğim gibi bir işinize yaramasa da bunu ne kadar erken bir şekilde kullanmaya başlarsanız o kadar erken ihtiyaç duyduğunuz kısımlarda işinize yarayacaktır. Diyebilirim. Bence hızlandıralım açıklama. Hızlandırabiliriz. Sıkıntı değil. Hazır mısınız peki buna? Fazla. Peki bir tane daha hızlandırma. Bakar mısınız? Bir tane de yorum satırı örneği vereyim. Kotlin'de bazen birkaç tane yorum satırı veya maddeler halinde yazmanız gerekebilir. Bunun için tek tek bunları kullanmanıza gerek yok. Aynı zamanda şunu yaptığınız anda bu imlecin altındaki her şeyi yorum satırı haline getirir ve bunu kapatmak için de şu şekilde kullanarak kapatabilirsiniz. Ben bunu eğer silersem bana hata vermeye başlar çünkü şurayı da yorum satırı haline getirdi ama silmez böyle bırakırsam burada istediğim kadar yorum yapabilirim diyelim. Hatta bunları artık şuraya alalım hızlıca. Ve devam edelim. Madem hızlanmamı istiyorlar. Tamam. Bu kısımda sizin bazen bu noktalarda mesela ben şu an hangi dili kullanmak istediğimi veya hangi kısmı anlatmak istediğimi tanımlamam gerekiyor. Yani bilgisayar az önce dediğim gibi belli şeyleri anlamıyor. Ve bu şeylerde size sormaya başlıyor. Hello ne? Yani bilmiyorum. Evet aranızda hello'yu çoğu kişi biliyordur diye varsayıyorum ama bunun aslında selamlamak, selamla, selam olduğunu bilmiyor bilgisayar ve bu onun için sadece bir materyal, yani düz bir kutuya anlam yüklemeyiz biz hayatımızda. O kutu kutudur ama bilgisayar için çoğu şey böyle. İçine anlam yüklenmeyi bekleyen kelime grupları biz sadece ve ben bu kısımda süreç içerisinde size nasıl bunları tanımlamamız gerektiğini öğreteceğim. Ama tanımlarken ben mesela bir cümleyi anlatmaya çalışırken derim ki bu bir cümle. Cümle nedir? Kelimelerden kelime gruplarıdır veya kelime veya harf veya sayı. Bunun gibi şeyler söylerken bunları size anlatıyorum değil mi? Bir tanıma girdiriyorum. Kotlin'de de ve çoğu kodlama dilinde de data type'lar vardır. Yani bunların ne tarz tutulması gerektiğini bilgisayar anlaması gerekiyordur. O yüzden de mesela 23 kısmı hepimiz için bariz bir şekilde sayıdır ama bunun Kotlin'de karşılığı int'tir. Integer'ın kısaltmasıdır bu. Veya Serkan Alc, benim ismim bu noktada bir cümledir ama benim bunu string olarak bilmem gerekiyor. String olarak bilmem gerekiyor. Veya S kısmı, benim baş harfim bir char değeridir. Benim bunu bilmem gerekiyor. Bu kısımda sadece sayılarımız yok. Ondalık sayılarımız da var. Mesela boy kısmına girersek bu da ondalık bir sayıdır ve double klasına giriyor. 1.88f daha büyük boyutlarda bir şey kullanmak istersen bu da float kısmına giriyor. Benim bu mikrofonu açtım arkadaşlar. True ve false değerli ise boolean'a giriyor. Bunun gibi bizim değişik şekilde data type'larımız vardır ve bir şeyleri tanımlarken data type'ları kullanıyor olacağız diyelim. Kimden ses geldiğini hızlıca söyleyeceğim. Dikkat alalım, müzik sesi geliyor şu anda. Kapandı. Okey. Peki ben bunları nasıl tanımlayacağım? Ben bunları nasıl var edeceğim? Bilgisayara ben hello dediğimde şu an hata alıyorken bu hello'yu nasıl açıklayacağım? Mesela ben name dediğimde bana hata verecektir. Ama bunu nasıl ilerleyen aşamada tabii bir şey atamazsa nasıl değiştireceğim? Bizim bunun için iki tane tanımlama biçimimiz vardır. Birincisi var. Diğeri de while şeklinde. Bu kısımda var'ı ilk başta göreceğiz. Var variable'ın kısaltılmasıdır ve değişkenleri tanımlamaya yarar. Yani var deyip de name dersem ben burada eşittir dediğimde bunun karşılığının Serkan Alc olduğunu ben artık bilgisayara anlatabilirim. Ve bilgisayar bunu düz gördüğünde artık name onun için Serkan Alc'dir. Ve artık onu çağırıyordur. Ve name kısmına boş bir kutuya biz anlam yükledik şu anda. Peki. Bu kısımda bunu sadece böyle mi gösterebilirim? Az önce data type'ları söyledim. Data type'lar ne oluyor? Şunu sildiğimizde ve buraya var surname dediğimde bunu şu şekilde de gösterebilirim. İki nokta koyup string olarak tanımlayıp buraya alece diyebilirim. Ve artık ben bu ikisinde de bir string tanımladım. Ve ikisinde de bu string'i bir anlam yükledim. Bu boş kutuya bir anlam yükledim. Peki bunun farkı ne? Bu niye var? Sizin belli durumlarda bunların içindeki değerleri anlatmanız gerekecek koda. Ama aslında bunu yazmasanız da olur. Çünkü Kotlin bunu anlıyor ve size bu kısımda böyle bir zorunluluk tutmuyor. Yani sen bunu yazmaya da bilirsin. Benim için sorun yok diyor. Ve bu şekilde kullanabilirsiniz. Peki val ne? Val içinde TC'ye örnek verelim. Şu şekilde yazdığım TC'yi ben. TC'nizin önemli olan özelliği nedir? Unique olmasıdır. Yani size özel ve değiştirilemez olmasıdır. Val da bir tık böyledir. Unique kısmı değil de val'ı sonrasında değiştiremezsiniz. Mesela buraya var dedim ve age dedim ve buraya 23 yazdım. Ben buraya gelip de age artı age eşittir. Uzun halini yazalım. Age artı 1 yaptığımda ben buradan print age'i tanımladığımda age çalışır durumdadır. Ve bastığımda ben artık 24 değerini göreceğim. Hatta bunun int olduğunu belirtmediğimiz için inatla age artı eşittir 1. To string'e çevirdiğimde şu anlık şöyle bir kavram karmaşası yaşıyor. Sen bunu string verdin diyor, 1 ekliyorsun diyor. String verdiğim için 23 değerinde şu anlık, yanına 1 eklediğim için de tak diye yanına ekledi. Ben bunları silip bunun int olduğunu anlatırsam bana diyecek ki 24 değerine gösteriyorsun. Çünkü bu da int değere, bu da int değere ekleyebiliyorum ben şu an. Ama ben gelip de hayatımda olduğu gibi val'a val eşittir tc eşittir tc artı 1 dediğimde bana kızmaya başlayacak. Sen tc'yi değiştirmeye çalışıyorsun diyecek ve şunu alıp aşağı attık. Ve buraya tc dedim. Benim alacağım hata, sen val'ı değiştirmeye çalışıyorsun. Değiştiremezsin hatası olacaktır. Çünkü val'la tanımladığımız şeyler daha güvenli olması için val'la tanımları. Süreç içerisinde bunlar değişmez. Değiştiremezsiniz. Bunlar ilk tanımlandığı halle aynı kalır. Gelip burayı değiştirmeniz gerekir. Yani ilk tanımladığım yere. O yüzden val bu kısmı daha güvenli bir kullanım sağlayacağı için val kısmını kullanabilirsiniz belli şeylerde. Mesela val p diye tanımladığımda buna 3.14 dediğimde artık pi 3.14'tür ve değişmez bizim için. Hep 3.14 kalacaktır. Bunun gibi val ve var kısımlarını kullanabiliriz. Bir şeyleri var etmek için ve bu kelimeler artık onun için bir ifade etmesi, bilgisayar için bir şey ifade etmesi için diyebilirim. Nasıl gidiyoruz bu arada? İyi mi? Daha da hızlanayım mı? Ne istersiniz? Bence güzel gidiyor arkadaşlar. Katılımcılar da fikrini belirtirse iyi olur. Type safety için değerlendirme diye bir şey var mı? Değerlendirme primitif. Ben şimdi onun cevabını verirsem overdose olabilecek insanlar için onu bir sonraki giderse saklayalım. Çekiliş ve sertifika. İyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz. Gayet güzel. Süper. Hızlanabiliriz. Formu doldurmayı unutmayalım bu arada. Bence iyi gidiyor. Süper. Peki devam edelim. Bu kısımda data type'ları gördük. Şimdi dikkat ettiğiniz bir şey daha var mı? Java'ya başlayan arkadaşlar için. Bir eksiklik görüyor musunuz? Hani ben kod yazarken bunu kullanıyordum ama burada kullanmıyoruz diye çok net bir şey söylüyor olmanız lazım. Nedir o? Klas yok. Klaslar var. Klasa geçeceğiz. Bak Emrah'tan geldi cevap. Evet şunlar yok. Şu kullanım yok. Hani ben her bitişimde, her satır bitişinde bunu kullanmıyorum. Bu dediğimiz şey semikolons anlamına gelir. Yani ben bitişimi göstermiyorum bu şekilde. Çünkü Kotlin bunu da anlıyor. Ben böyle de yazarsam print böyle de yazarsam Kotlin bunun hata vermez. İkisini de çalıştırır. Ama Bu kısımda buna gerek yok der. Tabii ki bunun çok küçük bir çok küçük bir istisnası var. O durumda şöyledir ki ben tek satırda iki kod yazmaya çalışırsam, mesela buraya print dersen bana kızmaya başlar. Ne yapıyorsun abi, bu satırda bir tane yazdın zaten. Sen şu an işlevini tamamlamıyorsun diye. Ama ben buraya gelip de print yazıp work yazarsam artık bu benimki kızmayacaktır ve çalıştıracaktır. Yani buradaki bizim semiconductor'larımız artık bitirmek için değil kısmı, ama bitti varsaymak için kullanılır. Yani ben istediğim kadar bu kısımda ekleyebilirim bu şekillerde. Ve bu benim için, bak bu satır bitti ama ben devam ediyorum kısmıdır. Bunu yapmanız her zaman önerilmez. Neden? Çünkü ben bir satırda hata alıyorsam bunu Kotlin bana az önce olduğu gibi, mesela şurada val p artı 1 dediğimde bana burada kızma nedeni gibi bazen satırları gösterir oturup. Mesela der ki şu an mesela 18. satır kısmında bir hata yapıyorsun sen der. Ve bu aslında bizim için şöyle önemli, benim nerede hataya başladığımı gösterip çözmemi sağlar. Burada mesela 18. satırda hata yapıyorsun bak der. Ama böyle hepsini aynı satırda yazmaya başlarsanız hepsi aynı satırda gözükecek zaten hatalarım ve bir yerden sonra sizi kitlemeye başlayacaktır. Değişken türü yok, daha doğrusu kendi anlıyor. Değişken türlerini tanımlıyoruz, kendisi anlıyor. Evet. Çıktı alırken .out print yazmıyoruz. Yazıyoruz bu arada. Tam olarak onu yazmıyoruz ama yazıyoruz bu arada. Hani sistemden çıktı isterken, mesela veriden çıktı isterken biraz sonra göstereceğim onu da. Ama bu kısımda biz aslında böyle çok şey şakası yapıyoruz. Yani Java'dan Kotlin'e geçmenin en zor kısımlarından biri, noktalı virgül kullanmıyoruz. Elim gidiyor noktalı virgüle. Noktalı virgül yazabilirsiniz arkadaşlar. Sadece buna ihtiyaç yok. Peki, Kotlin'in bir diğer önemli kısmına başlayalım. Tür değişiklikleri. Tür değişiklikleri nedir? Mesela X, az önceki söylediğime göre bu bir ne değeridir? Integer değeridir. Int değeridir. Var Y eşittir. Bu ne değeridir? Mesela 6.73 diyelim. Bu da double değeridir. Yani artık bir ondalık sayı. Var Z dediğimde ise 6.73 F dediğimizde burada bu da float değeridir. Şu anlık yazımı kısmında şöyle float yazılması lazım. Bu şekilde yazılır. Peki benim bunları değiştirmem gerekirse ne kullanacağım? Şimdi int'ten int'e değiştirelim. İlk başta sayısal değerden sayısal değere değiştirelim. Çünkü metinsel değerden sayısal değere değiştirdiğimizde yanıyor millet. O kısımdan ilk başta bir sayısal değerden sayısal değere. Bunların üçü de sayısal değer. Hiçbirinde harf yok hani bu kısımda. O yüzden bunu hemen bir değiştirmeye bakalım. Mesela var dedim, number one eşittir. Z ile başlayalım mı? Z dedim. To int diye bir paramız var bizim. Burada önemli olan şey şu. Buradaki i'yi büyük yazmanız lazım. To int dedim ve burada benim karşılaşacağım değer bunu int'e de çevirmiş olmasıdır. Yani ben aslında şu an Z değerimde bir float, ben bunu int'e eviriyorum. Bakın diyor. Ve bu kısımda bunu çağırırsak eğer, mesela altta hemen açıp print number one dedik. Hatta bunu print elen yapalım. Biraz sonra hepsini girdiğimiz için. Print elen dedik ve number one'ı çağırdık. Benim şu an hata almamam lazım. Bakın. 6.73 f değerini burayı tamamıyla sildi attı. Çünkü artık int'e çeviriyorum ben bunu ve dedi ki 6.73 artık benim için 6'dır. Peki hepsini tek tek yapmaktansa bir tane de int değerini nasıl diğerine çevireceğiz ona bakalım. Var dedim. X number 2 eşittir x to double dedim. Bu kısmını double'a çevirelim. Bunun yanına 5.312 yazmayacak tabii ki ama burada da yapacağı şey şu ki hızlı bir şekilde göstermem gerekirse burada da yapacağı şey şu ki yanına bir tane sıfır olarak eklemek bunu. 5.0 artık bu bir double değer, yani tam sayı değerimiz bir ondalık sayıya evrildi. Hala aynı şeyi ifade etseler. Gördüğünüz gibi değerler bunun için değişti ama onun için değişmedi. Peki burada string'den şeye nasıl çevireceğiz? Yani string bir değeri int'e veya int bir değeri string'e nasıl çevireceğiz? Şöyle göstereyim ben. Var dedim. Hatta bunu yukarıya yazalım. String'leri daha net kullanırız. Var dedim. Value 1 dedim. Eşittir. X to string. Burada benim çıktım. Ne olması gerekiyor sizce? Hemen size cevabı bırakayım. Burada ben şurada value 1'i çağırsam, value 1'i çağırsam ne görmem gerekiyor sizce? Dash string etiketi. O şekilde göremeyiz bu arada. String etiketi dash. Burada işte kafaların karıştığı kısım bu. Ben bunu çağırdığım anda bana 5 değerini döndürecek. Ama bu artık düz bir şekilde 5 değil. Bu string bir değer artık. Yani string olarak alınabilir bir değer. Az önce ben size bir şey göstermiştim. 23'ü string olarak belirttim ve artı 1 eklediğimde tak diye bana 23 1 yan yana getirdi ve 231 sayısını verdi. Bu kısımda da bu şekilde aslında string kısmını bazen int'e çevirmemiz gerekebiliyor. O hala string olarak kalıyor mantık. Hani mesela 5 kelimesi yazdığımda bu dümdüz bir şekilde 5'e çevirmiyor, yani 5 sayısına çevirmiyor, ama mesela bu değeri artık string olarak görüyor. Ve şu an ben bunu artı 1 eklediğimde bu 51 olarak görülecek. Hani burada şey olmayacak yine. 5 artı 1'den 6'ya gitmeyecek. Bu artık 51 olarak gözükecek. Bunun gibi bizim kullanım şekillerimiz vardır. Diğerleri için de bunu gösterebilirim ama şu anlık vaktinizi bununla çalmaya gerek yok diye düşünüyorum. Bu şekilde veri türleri değişimimiz de biraz bir sonraki dersimizde, yani yarınki dersimizde işinize yarayacak özellikle. Bu en kafa karıştırıcı nokta. Burada hani ben bunu niye yapıyorum demeyin. Bunu bir elle yazın, tekrar edin. To string, to double, to int. Bunun gibi değişimlerimiz var ve bunu aklınızda tutun. Bu çünkü bayağı önemli olacak. Kafaları bayağı yakıyor. Hatta önemsemiyorlar başta. Hani ben 5'i string yapsam ne olur, int yapsam ne olur? Görünümü değişmiyor ki. 5'i yazdığımda o 3 harften oluşan 5'e dönüşmüyor. Hala 5 diyorlar. Bu kısımda aklınızda bulunsun. Burası önemli. Altını çizin, bir şeyler yapın. Çünkü burada çok patlıyoruz sonrasında. O zaman devam ediyorum. Peki user input. Ben sizden bir değer almak istediğimde ne yapacağım? Bunun için val'ı kullanalım. Entry scanner büyük harfim inatla çalışmıyor. Açtım. Sistem nokta in dedim. Bu kod yazıları biraz sonra açıklayacağım ama siz eğer benimle birlikte yazıyorsanız bunu kendiniz yazmaya çalışmayın. Bunu kendiniz yazınca patlıyor çünkü kod. Burada noktaya bastığınız anda int'i çıkartıyordur veya bu tırnak işareti değil arkadaşlar. Bu Markdown kullananlar varsa farkı iyi değildir. O yüzden bunu bu şekilde nasıl yazılıyor? Mac kullananlar için option virgül işareti, Windows kullananlar için de CTRL alt virgül işareti yapmanız lazım. Bu o şekilde yazılıyor. Bunu elle yazmaya çalışıp tırnak kullanırsanız patlayacaksınız. Haberiniz olsun. Peki. Var. Value dedim. Eşittir. Entry. Next. Bu şekilde ben entry kelimesine ekrandan bir sayı aldırdım veya bir yazı, harf vesaire aldırdım ve entry'ye atmış oldum. Burada da entry'yi çağırıp aslında var olan kısmı value'ya aktardım. Yani artık net bir değerim oldu benim için. Ben buraya gelip de print sayı giriniz dediğimde, hatta bunu aynen böyle yapıp şöyle bir boşluk bıraktığımda siz buraya sayıyı gireceksiniz ve o da alttan print sayınız diyecek ve burada Bir kullanım daha öğreneceksiniz. Ben burada mesela value artık benim sayım. Çünkü scanner'dan aldı bir sayı ve bunu entry'ye koydu. Entry'den de value'ya çevirdi artık. Benim bir value değişkeninin içerisinde sizden aldığım bir değer var. Peki bunu nasıl kullanacağım? Mesela ben buraya value yazarsam burada kalır. Bu direkt sayınız value der. Çünkü ben bunun içindekilere dokunma diyordum. Burada kullanmanız gereken şey şu. Burada bir tane yüzde işareti kullanarak, yüzde işareti çok pardon, dolar işareti kullanarak value'yu çağırabiliyorsunuz. Yani bu bir kaçış değeridir, diyeyim, kaçış operatörüdür. Ve buradan bunu kullandığımızda bu value'yu artık bunun içerisindeki tırnaktaki kelimeler olarak ayırmaz. Hani birazcık kutunun içerisinde bir delik açıp içeriden bakmak gibidir bu. Bu artık value'yu değer olarak görür. Yani şuradaki tanımladığım şey olarak görür. Bunu şu şekilde de kullanabilirsiniz. Birden fazla şey kullanıyor veya toplama yapmak istiyorsanız bizim sınır çizgilerimizden yararlanıp bu şekilde de çağırabilirsiniz. Ben burada value dedim ve çağırıyorum. Hemen bakayım. Redline'la almıyoruz. Readline'la da alıyoruz. Readline'la da alabilirsiniz. Şu kısım bu derslik için, basics aşamadaki insanlar için kullanılıyor ama readline öneriliyor. Ben sadece şu anlık bunu göstermem gerekiyor birinci ders için bana gönderilen kısımda. Bu kısımda gördüğünüz gibi sayı girinizde de ben buraya print elen deseydim benden şurada aşağıda olacaktı ama print dedim. Burada 13 değerini girdim ve bana dedi ki sayınız 13. Artık bu dolar işaretini sayıda aldı ve 13 yaptı diyebiliriz. Peki. Ne kaldı geriye? En klasiklerimiz if else kaldı. Hani if else mantığını hızlıca anlatmamız lazım. Biz günlük hayatta bir şeylere karar verirken kendimize sürekli aslında mantık operatörleri koyuyoruz. If mi, else mi, ne yapsam, bunu mu yapsam, şunu mu yapsam, hangisi benim için daha avantajlıdır? Burada aslında öyle bir işlem var ve bunu anlatmak gerekirse mesela belli yerlere 18 yaşının altına giremiyorsunuz. Yetişkin sayılmanız lazım değil mi? Bunu hızlı bir şekilde anlatalım. If dediğimiz şey eğer anlamına geliyor zaten. Eğer dediğimde ve buraya sayıya girdiğimde eğer mesela nedir bu? Value. Hatta bunu h yapalım. Bunu h yaptık. Buraya da h çektik. Buraya da h yapalım. Bunu h yaptığınızda h küçüktür 18'den dediğimde bana diyecek ki bu arada şu anda bir hata veriyor bana. Neden şu anda bir hata veriyor? Çünkü sen bunun türünü belirtmedin. Sen bana direkt dümdüz gönderdin bunu ve sen benden 18'i istiyorsun. 18 int ama bu değil diyor. Bunu hızlı bir şekilde şurada int yaptığım anda bu hata gidecektir. Çünkü int olarak bunun içine aktar demektir bu. Aklınızda bulunsun diyeyim. Artık hatam yok. Ve 18 yaşından küçükse ben ne diyorum? Print giriş yapamazsınız der ve bu kısımda print giriş yapamazsınız kısmını bana gösterir. Çünkü age'e ben mesela 17 değerini girersem sayınız 17 giriş yapamazsınız. Şuraya hemen bir print elan yapalım. Buraya da diyelim ki yaşınız. Bunu bastığım anda bana 17 değerini girdiğimde yaşınız 17 kısmını gösterir. Peki ya değilse mesela bunun için ne kullanalım? Else if kullandığımızda else if age 19 dedim. Bir saniye arkadaşlar. Hiç bulamadım. Hemen koda devam ediyoruz. Ben bunu dedim ki 18'den büyük ise eğer 18'den büyük veya eşit ise dedim ki beni al. Hani içeriye ben reşit olarak geçeyim. Print Burada giriş yapamazsınız. Giriş yapabilirsiniz. Burada else kısmı içinde mesela else kısmı içinde ne diyelim? 100'den büyükse ki else'de buna ihtiyaç duymazsınız. Çünkü bu yoktur sizin için ama eğer buraya 100-120 yaşında falan girerse büyük ihtimalle yalan söylüyor deyip buraya da derim ki print, yani bu değerlerin aşağısındaki hiçbir şey için else if de kullanabilirim, else de kullanabilirim. Print değeriniz olumsuz diyelim ve çalıştıralım. Sayıya girelim dedi. Ve ben burada 20 yaşındayım dedim. Yaşınız 20'dir dedi ve geçebilirsiniz dedi bana. Peki burada dikkatinizi çektiyse çoğu kodlama dilinde şurada süslü parantez kullanırız ama burada kullanmadık. Neden? Bu kısımda şöyle bir şey var. Kotlin'in ve belli gelişmiş diller şöyle bir ayrımcılık sağlıyor. Tek satırda yazarsanız buna ihtiyaç duymuyorsunuz. Tek satırda sen yaz diyor, ben anlarım diyor. Ama ben buraya gelip de bir print daha eklersem gördüğünüz gibi beni direkt if klasmanına attı. If boşluğuna attı. Ve diyor ki sen bunu yazamazsın şu anlık. Sen bunu if içerisinde yazamazsın şu anlık. Ben diyorum ki nasıl yazabilirim o zaman? Benim birkaç tanesine ihtiyacım olacak. O zaman da şunu yapıyoruz. Buraya gelip şunu eklediğim anda ben buraya artık print uzak dur yazabiliyorum. Bu şekilde yaptığımız anda artık ben 2 satırda çalıştırabiliyorum. Ve 15 dediğim anda bana giriş yapamazsınız, uzak dur diye bir şey çıkartıyor. Peki bunları tek tek elle yazmak biraz uzun sürmüyor mu? Evet, biraz sürüyor. Bunun daha kısa bir yolu yok mu? Çoğu dilde biliyorsunuz ki switch case mantığı vardır. Kotlin'de de bunun için bir örnek var. When yapısı. When yapısı ne demektir? H kısmında mesela ben diyorum ki when olduğunda, yani H kısmına göre değerlendir. Bu fonksiyonu age'e göre çalıştır dediğim anda benim şu şekilde bir kullanım yapım var. Eğer diyorum ki 2 ve 17 arasındaysa bana de ki print giremezsiniz. İn 1 ile 18 ile 100 arasındaysa 100 arasındaysa bu sefer desin ki print girebilirsiniz. Peki, else yazdım ve bunu girdim. Print değer. Evet. Bu kısmı girdiğimde ise ben aslında bunu 3 satıra kadar indirebiliyorum ve bu şekilde switch case mantığıyla daha kısa bir kod yazımı çalıştırabiliyorum. Bana geldim, yaşım istedi, yaşım kaç? Diyelim 18. Bana direkt değerimi 18 olarak verdi. Peki yaşım 100'den büyükse ne yapacağım? O zaman da yaşınız 100 değer olumsuz değerini girdi ve bu kısımda beni dışarı attı. Bu kısımda öğrenmeniz gereken ilk yapılar bunlar. İsterseniz hızlı bir tane uygulama yapalım. Sayı tahmin oyunu yapalım. Veya bırakalım. Diğer aşamaları anlatayım. Ne dersiniz? Ne istersiniz siz? Hemen ekrana giriyorum. Yaşınız H. H diye bir şey tanımlarsan yaşınız H benim değişmedi kullansam bile. H diye bir şey tanımladım mı ama? Sayı tahmin oyunu uygulamaları iyidir. Şu anlık Kotlin üzerinden bir uygulama yapacağız bu arada. Hani direkt bir şey, görüntülü uygulamaya geçmeyeceğiz. Uygulama güzel olur. Olur. Niye bu ekranı veriyorum? Uygulama çok iyi olur. Ama şeye takıldım. Nasıl değişmedi ya? Hani nasıl değişmedi acaba? H kısmı. H diye bir değişkenin olduğuna emin misin? Ona bir bakar mısın? Özgür. Hemen ben uygulamaya bakalım. Size göstermediğim bir şey var mı? Çok küçük bir while var. While'ı hemen gösterelim. Sonrasında yazmaya başlarız. Playground'da deneyelim. Tamam. Kapatalım. Şöyle yapsak. Allah'ım isimleri göstermiyor gerçekten. Age print yaşını. Aa yok, gösterdi burada. Peki buna bakalım. Yo, şu an gösteriyor. Bende de. Age ismini. Acaba başka bir şey var? Print sentez H. Egemen Kaan ne yapmak istediğini anlamadım. Bunu mu kullanmamız? Buna gerek yok. Özgür gerçekten garip yani. Nasıl göstermiyor? H kısmını tanımladığına emin ol. Burada boşluk bırakmadığına emin ol. Boşluğu bırakırsan tanımlamaz. Gördüğün gibi. Bunlar okeyse çalışması lazım. Burada ne var? Evde dinamın %100 okey. Bak mesela hiç kullanılmadığını gösteriyor. Şimdi arkadaşlar sayı tahmin oyunu yapalım sizle hızlıca. Burada zaten şeyi girdim. Buraya sayı giriniz dedim. Entry H değil de number olsun bu. Buraya da kaldıralım. Başlıyorum. Evet. Bu mola verebiliriz istiyorsanız. Ben bunu bitirip hızlıca bir mola verip sonra GitHub'a da gösterebilirim. Okey. Şu an bir tepki çıkmadı buna. Herkes mola iyi oldu. Devam da aynı şey. Oylayalım. Devam bence devam. Yani çok kısa sürecek yani, mantığını anlatacağım. 10 dakika maksimum sürer. Öyle söyleyeyim. Merak etmeyin. Bunu yapalım, ondan sonra mola verelim bence de hocam. Çoğunlukla bu konudan fikir gibi zaten. Okey. Şimdi benim ilk başta iki şey bilmem gerekiyor. Birincisi benim aralık tanımlarken şurada kullandığım bir şey var. Dikkatinizi çekti mi? Burada ben bir aralık tanımlarken Kotlin'de 2 nokta kullanıyorum ve 1 ve 17. Bunları da kapsayacak şekilde. Bunlara dahil bakın. Hani dahil değil. Burada 17 de gelebilir. 1 de gelebilir, 2 de gelebilir, 17 de gelebilir şeklinde. Burada benim kullanmış olduğum bir şekil var. Peki. Bunu da silelim. Şu üstten tanımlamaya başlayayım. Var dedim. Benim sayı tahmin oyunu için bilgisayarın bir sayı tutması lazım değil mi? O yüzden benim bir tane random number ihtiyacım var. Bunun int olması lazım. Int değer olması lazım ve bu kısım için benim yapmam gereken şey bu random sayıyı ben tahmin edemem. Yani benim tahmin edersem zevksiz olur. O yüzden ben bir aralık seçmem lazım. Mesela 1 ve 100 arasında olsun. Ve random olsun. Bu random da bizim için hazır olan bir fonksiyondur aslında ve bu 1 ile 100 arasındaki diyorum pardon 1 ile 0 ile 101 arasındaki her sayıyı kapsar ve bizim erişimimize sağlar. Nokta koyuyorum ki bunları bağlıyorum. Bunun üzerinde gezin demek. Ve random kısmı içinde diyorum ki 1 ile 100 arasında gezinsin ve bir tane sayıyı seçsin. O sayıda random number olsun benim için bu dakikadan sonra. Peki. Sonrasında ne yapacağız? Mesela benim bu oyunu sonsuza kadar oynamamam lazım eğlenceli olması için. O da ne demek? Bir can değerine ihtiyacım olması lazım. Buna da heart diyelim. Bu da benim tanımladığım bir değer olsun. Oyunun kural olarak 5 tane canımız olsun. Yani 5 tane bilememe hakkımız olsun. Ve şimdi bilmeniz gereken bir diğer şey. Şuraları sil. Bilmeniz gereken bir diğer şey. Koşul döngüleri. While ve for kısmı için. Bu koşul döngüleri de şu demek. While dediğimiz kavram şu içindeki parantez gerçekleşmediği sürece sürekli başa atıyor. Nasıl sürekli başa atıyor? Hemen göstereyim sizlere. Ben bunu açtım ve buraya true dedim. Çok da kullanılması doğru olan bir şey değil ama şu anlık yapabiliriz. While true dediğimde, yani bu true değerini dönene kadar sürekli şu iki parantez arasını tekrara alacak, bir loop'a sokacak. Sürekli bunu deniyor olacağız. Peki bu benim ne işime yarıyor derseniz, bu benim şu işime yarıyor. Ben sayıyı bilemediğim zaman tekrar görmek istiyorum. Tekrar tahmin etme sunmak istiyorum. Tahmin hakkına ihtiyacım var. Onun için de ben şuradan bir empty scanner'ı alayım. Ben ne yaptım şimdi? Dedim ki buraya empty dedim, buraya number dedim. Şimdi ben ne yaptım? Bir tane sayı alıcıma ekledim. Yani ben ekrandan bir sayı alıyorum. Bunu entry'ye atıyorum. Sonra sayıyı giriniz diyorum. Sonra entry'den alıp int bir şekilde number'a atıyorum. Ve artık benim number diye bir değerim var. Ama while ile birlikte bu ne oluyor biliyor musunuz? Ben burada bir işlem koymadığım sürece bana sürekli bunu soracak. Çünkü sürekli bunu tekrarlayacak. O yüzden ben her yanlış bildiğimde tekrar sayı girmem lazım. Bunu görmek istiyorum. Sonra bir de istiyorum alt değerim eşit 1 ise, hatta 0 ise diyelim. Bana de ki diyorum, ne desin? Print game over desin. Hemen sonrasında else değerimi giriyorum. Ve diyorum ki eğer mesela burada benim amacım ne? Burada eşittir kullanmamamın nedeni bu iki operatörün farkı şudur. Eşittir değeri sağdaki değeri solun içerisine atar. Ve artık hard değeri 0'a eşitlenir. Ama ben burada sorgulamak istiyorum. Eşit mi bu? Bu şekilde kullanımda sağdaki değerle soldaki değer birbirine eşit mi? Bunu sorgulatır bana bu kullanımda. Ben diyorum ki benim hakkım 0 kaldı mı? Çünkü hakkım 0'sa eğer oyunun bitmesi lazım. Zevkli olabilmesi için, oyun olması için. Ama hakkım 0 değilse bu oyunun devam etmesi lazım. Nasıl devam etmesi lazım? If dedim. Benim buradan alacağım number eşitse neye? Random number. Ben bunu parantez içine açıklıyorum ki print congrats dedim. Ve bu kısımda şurada sadece bir küçük nokta unutuyorum. Buraya break ekledim. Bu break kavramı da şudur. Bırak demektir. Neden bırak demektir? Çünkü ben bunu sürekli döngüye alacağım ya. Eğer canım 0 olsa bile 0'a düştüğüm halde bir boolean değerim yok ve sürekli bunu istiyor benden. Bunu tekrar istemeye devam edecek. Ben burada break diyorum. Diyorum ki hani durdur, bitir bu programı. Çünkü bitti artık bu kişinin hakkı. Peki burada congrats dedim ben burada ve burada da aynı şekilde bu uygulamanın artık bitirilmesi gerekiyor. Yani breakledim. Artık sayı doğruysa bana congrats desin, break desin, bitsin. Peki. Eğer sayı yanlış sana atacağız. Else diyelim. Hatta buna gerek yok dedik. İnatla koyuyoruz. Else dedim ve artık kontrol etmem gereken bence iki şey var. Birincisi bu sayıya, benim tahmin ettiğim sayıya random sayıdan büyük mü küçük mü ki bana info versin ben bulayım. Hani amacımız bu. Eğer diyorum ki bu sayı doğru değilse bana iki döngü kur. Birincisi number küçükse random number'dan desin ki bana print daha büyük bir sayı seç. Çünkü benim sayım random sayıdan küçük Ve vadedeki büyük bir sayı seç abi o zaman. Bu tutmadı. Ve bu noktada diyorum ki bitirmesin ama. Continue. Niye hata verdi? Continue desin. Peki. Ama yapmam gereken bir şey daha var. Çünkü ben bir öncül daha koydum buraya. Dedim ki part kısmı var. Hani oyunun bitmesi lazım. Nasıl canım azalacak ki? Biri gelip vurmayacak beni sonuçta. FPS oynamıyoruz. Burada dedim ki o zaman part eşittir -1. Bunun da kısa bir yazımı var. Artık sıkıldınız biliyorum. Bilen arkadaşlar belleniyor şu anlık. Şu şekilde bunu bu şekilde bunu tanımlayabilirsiniz. Bu da nedir? Part'leri ben aynı paranteze aldım. Eksi eşittir 1. Yani 1 azalt benim sayımı. Demek oluyor bu. Peki. Benim bir tane daha durumum var. Hatta direkt alsa tanımlayalım bunda. Çünkü artık başka şans yok. Ya büyük olacak ya küçük olacak. Eşittirdeyken buraya girip bitecek. Eşittir değilse ya küçük olması lazım ya büyük olması lazım değerin. O zaman ne dedim? Number random number ve buna da bunu dedim. Ne yapıyorsun? Diyor. Hani bunu şu an ersif yapabilirim veya şunun tamamını silip şu şekilde bırakabilirim. Aynı şey denk gelecekti bu kullanım için. Çünkü başka bir şansım kalmadı. Hadi ersif'te deneyelim bu sefer. Bayağıdır ers kullanıyoruz. Bayağı karışıklık olacak. Bunu yaptım. Yapmayalım böyle şeyler. Bir şey umarım tanımlamadım şimdi. Evet. Number equals random number dedim. Ve artık bunun içinde ne demem lazım? Print daha küçük bir sayı gir dedim ve part dedim eksi eşittir 1. Continue dedim. Şimdi benim yaptığım işlem ne? İlk başta bir random sayı belirlemek. Sonrasında bir değer istemek. Bu kısımda bir değer istemek diyorum. Bir can değeri belirlemek. Bu can değeri de oyunun bitip bitmemesiyle alakalı. Peki ben ne yapıyorum bu kısımda? While'ı aldım. Yani sürmesini istediğim bir döngüm var. Yani ben bilene kadar veya hakkım bitene kadar bana sorması lazım bunu. O zaman dedim ki while'ın içerisinde benim hakkım bitene kadar veya bilene kadar sayı iste benden. Ve burada sayı aldım. Sonrasında dedim ki eğer hakkım biterse bitir oyunu. Hani uğraştırma beni. Bitir. Ama hakkım bitmezse bu aşağıdaki değerleri gir bana. Aşağıdaki değerler nedir? If dedim. Eşitse eğer sayım kongres'te bitir. Tebrik et beni bitir. Else ise ki buna hiç ihtiyaç duymadan şu şekilde de yapabiliriz. Bunun kapalı olduğu kısımda. Bunların hepsini bir geriye atarız. Çünkü sonuç olarak bunlar da ersif'tir. Ve aynı şeyi yapabiliriz. Ama ben daha az karmaşık olsun diye bu kısımları ekledim. Continue, tamam. Else yani benim sayım doğru değilse bana otur de ki sayım benim tahmin ettiğimden küçükse daha büyük girdi aldı. Tekrar beni başa yolla. Burada bitir durumu. Beni tekrar şuraya yolla. Tekrar kontrol et canım var mı diye. Canım var devam et. Ama eğer sayım daha büyükse random number'ım daha küçükse daha büyükse daha küçük bir sayı aldı. Ve bunu yine beni tekrar at. Ve bunu sürekli döndürdür haklarım bitene kadar. Çalıştıralım bakalım. Sayı giriniz. Ben klasik taktikten 50'den başlayayım. Daha büyük bir sayı seç yazıyor ve sayı giriniz dedi. 75 dedim. Daha büyük bir sayı seç ve sayınızı girin dedi. Okey dedim. Ne olsun o zaman? 87 olsun. Hadi bakalım. Daha küçük bir sayı seç. 82. Daha küçük bir sayı seç. 79. Şimdi burada bir sıkıntı var. 1, 2, 3, 4, 5 hakkımda doldurdum. Bana 6.'yı verdi. Hani neden 6.'yı verdi? 70, Daha ne diyor? Daha küçük bir sayı seç diyor. 77 dedim. Bilmeyeyim ama. Heh, game over dedim. Burada şimdi şöyle bir durum var. Bu noktada bana niye 6 hak verdi? Çünkü ben bir şey girdiğimde bunu oturup kontrol etmeden, nasıl söyleyeyim? Mesela ben şu an 5 hak girdim ve hakkı aldım. Sonrasında direkt aşağıya gönderdim ve bir hatam oldu. Bir hak düşürdü. 4 hakkım kaldı artık. Hata yaptım, 4 hakkım kaldı. Bu eksildi, 4 oldu ve burada 4 hakkım kaldı. İfelse girdi. İfelse girmeden bana tekrar sayı gir dedi şu an. Girdim, ifelse girdi. Hakkım var, 4 tane var. Tamam, güzel. 0 eşit değil yani. Tekrar hata yaptım, 3 hakkım kaldı. İndi buraya. 2 hakkım kaldı. İndi buraya. 1 hakkım kaldı buraya. İndi. 0 hakkım kaldı. Ben şu an 77 değeri doğru bile olsa buraya gelip bana sordurdu. Sayı giriniz diye. Ama 77 değerim doğru olsa bile burada artık 0 hakka takıldı ve direkt beni game over'da. Burada yapabileceğimiz ne var? Bunu bir de tamamlamak var. Bir de bitir beni demek var. İkincisi de nedir? Bunu bundan aşağıda göstermek var. Veya while'ı direkt buna göre adapte etmek var. Hurt eşittir 0 dediğim anda while'ı durdur derseniz, yani şurada 0 derseniz burada bundan daha önce geldiği için bitirecek. Bana tekrar sormayacak. Ki büyük ihtimalle 77 ile sayı. Çünkü 75 ile 79 arasındaydı ve 77'yi seçecekti veya 76 veya 78. Ben doğru bilmiş olsam bile bana şu anlık game over diyor. Çünkü zaten sordurduktan sonra burada game over'lıyor. Eğer sayım 77 ise burada girmişsem ve if dediğim yerde patlamışsa, mesela 77 burayı geçseydi burada kontrolünü yapacaktı. 77 mi bu sayı diye, ama buna hiç gitmedi de direkt burada bitirdi beni. O yüzden umarım anlatabilmişimdir. Bu kısımla ilgili sorusu olan varsa cevaplayabilirim. Son kısım karıştı diyen varsa. Ama genel olarak bu şekilde yazabilirsiniz bir tane. Tamam. Alt yere tuşuyla kullanıyoruz. Çentikli için değil mi? İn kullanırken. Alt yere tuşu da olur. Çentikli. Aynen. Bundan sonra mola verebiliriz. Tamam. Çok bir şey gelmemiş herhalde. Sağa tık yazdığınız ideden kaynaklı. Şu şeyleri diyorsunuz değil mi? Mesela print yazdığımda sağa tık yatırıyor ama bu daha önce tanımlanmış bir fonksiyon olduğunu gösteriyor. Yani mesela print'i oturup siz de yazabilirsiniz. Arka planda kod yazarak benim şu değer aralıklarına girdiğim şeyi ekrana bas kısmını siz de yazabilirsiniz. Ama bu hazır yazılmış hali. Mesela random da öyle. Hazır kullanıyoruz biz bunu. Mesela bu öyle değil. Ve fonksiyonlarda bu şekilde yapmış oluyorsunuz. GitHub linkini atarım Fatih. GitHub'tan direkt bakabilirsin. GitHub'tan bakarak tekrar yapabilirsin. Burada sadece tek tek kendini anlatman lazım. Neden ben bunu yapıyorum şu anlık? Neye ihtiyacım var? Bir sayı tahmin oyununun kuralı nedir? Bunları tek tek yazarsanız oturur. GitHub linkini de şöyle göstereyim hemen. Şimdi arkadaşlar biraz sonra kitabı anlatacağız mola verdikten sonra, ama 5 dakikalık mola şu anlık yeterli, daha fazla vaktinizi almamak için. Bizim şurada Kotlin sintaks kısmımız var. Bunu daha birkaç gün önce açtık ama deli gibi doldurmaya başlayacağız yakında. Ve burada mesela ben şu anda bu kodları tutuyorum. Siz oturup bunlara çalışabilirsiniz. Bunlara bakabilirsiniz. İkinci ders için yazacağımız kod mesela benim repositorylerimde bu sefer. Burada Dice Roller kısmı. GitHub bizim online süreçte yazdığımız kodları vesaireleri tutmamız için çok kullanışlı bir platform. Biraz sonra bunu nasıl kullanabileceğinizi anlatıyor olacağım. Çok basic anlatıyor olacağım tabii ki. Sonrasında devam edebiliriz. Bu kodları atacağım, merak etmeyin. Bir 5 dakika ara verelim mi? İster misiniz? Aynen. Bir 5 dakika mola verelim arkadaşlar. Hatta tam tamamlayalım. 35 geçe burada olalım mı hocam? Olur. Benim için sıkıntı. Tamamdır. Arkadaşlar 5 dakika mola veriyoruz. Linkten çıkmanıza gerek yok. 5 dakika sonra burada olsanız yeterli. Gitmen arkadaşlar için ben soru cevaplıyor olacağım bu arada. Sorunuz varsa sorabilirsiniz. Bu da ne demek oluyor? Random fonksiyonunu kullanarak random bir zar üreteceğiz. Zar atma uygulaması yapacağız. Ki bunu neden yapacağımızı biraz sonra açıklayacağım. Merak etmeyin, böyle kumarcı mı ya bunlar falan demesin. Ne kadarlık bir soru gelir? Siz yüklemeniz gereken de. Bunu işte yarın ya içinde ne olması lazım biliyor musunuz? Bir buton olması lazım, bir text view, bir image view ve bir toast görünümü olması lazım. Bunun haricinde random fonksiyonunu kullanmanız lazım kesinlikle. Ve arka yapıda find by id kısmını kullanmanız lazım. İçerik olarak bu altısını içeren bir uygulama yapmanız lazım. Öyle açıklayayım. Bugün kod yazımı bu kadar. GitHub ve Android Studio kurulumu var. Buna ihtiyaç duymuyorsanız hani bu derslik bu kadar diyebilirim. Tak diye biri gitti bak mesela bunu duyar duymaz. Bunu bekliyormuş arkadaş. Bu kadar uzun ders mi olur? Biz okulda görmüyoruz bunu deyip saldırır. Başlangıç aşamasındaysan Buğra direkt kod yazmak mantıklı. Çünkü elinin ısınması lazım. Kimse senden profesyonel bir uygulama beklemeyecek. Ama ileriki aşamalardaysan Figma. Ne demek? Bir 10-15 kişiyi kaçırmışız. Direkt pastaya çıkmış sonra. 61 ile başladık. 46'ya düşmüş. 61 gördük, 62 gördük onun bir ara. Klan ne çınlıyor diyorum. Klan ne çınlıyor diyorum ben de. Gerçekten direkt çıktılar galiba. Umarım bu arada iyi gidiyordur. Çünkü hani basic aşama sıkıldığınızın farkındayım ama içerik konsepti bu ne yazık ki. Yoksa benden bunların hepsini class ve fonksiyon yapılarını anlatmak çok isterdim. Inheritance'a girmek çok isterdim. Yan tarafta oturup da direkt bunları Android'e geçirip parçalara yapmak çok isterdim ama bir tık. Bir tık bulduruyor beni. Yani böyle ileriden gitmeyi sevenler varsa gelin en ağrından vuralım. Kotlin Spring kısmını anlatacağım ben bir ara. Server-side kısmını dinlemek isteyenler varsa gelebilirler. Sağlar. Bir tek sağlar. Bir an. Android tarafında kullanırız. Biz devam ediyoruz. Bunun hakkında şöyle söyleyeyim. Bir bootcamp'imiz var. Aynı içeriğin tamamını öğretip sizi developer olarak yetiştirmek üzerine. Android 12 bootcamp yine bir Google bootcamp. Google Developers bootcamp'i. Ona bakarsın. Eğer Android ile ilgiliysen orada Zero to Hero yapıyoruz zaten. Zero to Hero bir eğitim veriyoruz. Kaliteli ve gerçekten yetkin eğitmenler de gelecek. Bayağı bir ödül var. Aynı zamanda bitirme sertifikamız var. Ve bunları bitirme başınıza da ödül alacaksınız. Mesela bütün içeriği bitirene tişört ve su matarası gönderiyor olacağız. Herkese, bitiren herkese. Ve iş imkanları, staj imkanları da sunuyor olacağız. İsterseniz değerlendirebilirsiniz. Son teknoloji derken evet data binding'in kullanması daha avantajlı View by ID'den. Ama biz Find View by ID kullanacağız. View by ID dedim, biraz katlettim ama biz Find View by ID'yi kullanacağız basic girdiğimiz için, ama data binding kullanmak daha avantajlı birçok açıdan. Hatta bunun hakkında size bugün önereceğim quizlerde de, bugün önereceğim kaynağın ödev quizlerinde de soru var. Nasıl katılabiliriz? Android Student Club, benim şu an mentor ve kurucusu olduğum topluluk düzenliyor bunu. Oraya gidip de formu doldurmanız yeterli. Formu doldurduktan sonra size neleri yapmanız gerektiğini söylüyorlar. Katılım ücretsiz. Tamamıyla Google community'lerinin olduğu için bedava ve her seviyeden insan girebiliyor. Katıldığınız andan itibaren 2 aylık bir süreç boyunca oturup size haftada 3 gün, her gün 2 saatlik eğitimlerle 2 ay boyunca hazırlıyor olacağız. Ve buradaki asıl yapacağımız önemli kısımda sektör ne tür bir Android Developer, Junior Android Developer arıyor deyip buna göre yetiştiriyor olacağız sizlere. Güzel olur. Güzel. Link atma ihtimaliniz var mı? Atalım. Yani sizin için sorun olmayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Google Event'te ikisi de olduğu için. Yok. Hocam rahat olun. Bazı Google Community'lere reklamınızı yapıyorsunuz falan diyor. Abi ikisi de Google Communities. Yani burası da orası da yan taraf. Atalım. Nereden bulabilirim falan. Instagram sayfasını takip etmenizi öneririm Android Student Club'ın. Çünkü güncel Android şeylerini de gönderiyor olacağız. Hani bilgilerini de. Bu arada bu işlediğimiz bootcamp'te onun bir parçası. Şu anlık yaptığımız şeyin bir parçası. Bilmeyen arkadaşlar için Türkiye kısmındaki geçen yıl StudyJam kısmını burada kendisi de burada bulunan Ceren'le birlikte üstlenip bunu Türkiye'ye getirmeye çalışıyorduk. Yani olabildiğince duyuralım diye. Ve bu çok ilgi görünce bu yılda tamamıyla bitirtelim bakalım insanlara dedik. Bu da ilginç bir şey oldu bizim için. Tecrübe olacak gerçekten. Linki ben paylaştım bu arada arkadaşlar. Oraya tıklayarak hem Bootcamp kayıt formunun hem de diğer linklere, işte YouTube'dur, Discord'dur, onlara erişim sağlayabilirsiniz bu link üzerinden. Yani özellikle çoğu insana staj bulmakta zorlanıyormuş. Bunu fark ettik. Staj imkanı sağlıyor olacağız ve belli partnerliklerimiz var. Onların gereksinimlerini sağlarsanız biz bir şey sunmuyoruz. Hani sunmak dediğim şey şu. Buradaki eğitimi partnerler tarafından belirliyoruz. Yani şirketlere girmek için junior seviyede neler isteniyor ve neler lazım. Eğer bunları süreç içerisinde tamamlarsanız şirketler sizi işe de alıyor olacak aynı zamanda yan tarafta. Aklınızda bulunsun. Eğer Android developer olacağım ben diyorsanız bu yıl için çok güzel bir fırsat. Hem de ücretsiz ve herkese açık olması için. YouTube üzerinden yapıyoruz eğitimleri ve bu kısımda hani bir sınırımız da yok. Herkes gelebilir. Hocam vaktimiz geldi. Başlayayım. Herkes burada mı? Geldi mi? Bir kişi az önce katıldı. 43 olduk. Tebrikler bu arada. 43. üyemiz olarak. GitHub'ı tanıtıyorum arkadaşlar. Eğer sizin için de uygunsa. GitHub'ı tanıtmak benim ne haddim olsa da. Çünkü ben GitHub'dan ciddi anlamda yakın zamanda tiksinen bir insan olduğum için ama GitHub kullanmak zorunda da olduğum için bunu göstereyim. Aslında tiksinç bir yanı yok. Arkadaşlar GitHub dediğimiz kısım, kendi profilimi gösteriyorum ama zaten çoğunlukla kendi profilinizde olacağınız ve buraları inceleyeceğiniz, hani sosyal medyadaki keşfet gibi değil birazcık. Sizin yaptığınız projeleri aslında online'da tutmak ve başka insanların da erişebilmesini sağlamak üzerine bir platform şu anlık. Ama burada hadi ben bu kodları Drive'da da tutarım. Niye burada tutayım ki? Diye bir cümle geçebilir sizin için. Burada GitHub'ın en büyük avantajlarından biri, siz eğer bir şirkette çalışıyorsanız aynı anda birkaç kişi aynı projede olacaktır ve bu kodları çalıştırırken birbirinizi patlatmamanız lazım. Drive'da sen bir şeyi güncellediğin an tak diye günceller ve tutar orada. Herkes için bunu günceller ve ikiniz de aynı anda bir şeyi güncelliyorsanız senin güncellemeni daha erkense, sen güncellemeni yaptıktan 1 saniye sonra başka bir güncelleme yaparsa senin güncellemelerin gider. Çünkü o adam başta değiştirirken senin güncellemelerini almamış olur. Bu yüzden de üst üste binmeler olabiliyor, birbirinin projelerini patlatma durumları olabiliyor. Bunun gibi durumlar için GitHub kullanmak sizin şu anlık en büyük avantajlarınızdan biri. Çünkü sizin repository adını verdiğiniz depolarınız var GitHub'da ve siz bir kod atmak istiyorsanız buraya, mesela ben basit bir Discord uygulaması yazıp atmışım bunu. Bunu bu şekilde atabiliyorum ve burada benim bu uygulamayı çalıştırmak için her türlü kodum ve dosyam bulunuyor ve bunu çok kısa bir şekilde buradan indirebiliyorum. Aynı zamanda bunun branch sistemi var. Yani bu kodu alıp da biri başka bir branch içerisinde benden bağımsız bir şekilde geliştirebiliyor ve ben bunu uygun görürsem kendi kodlarıma entegre edebiliyorum. Ve bu kısımda mesela siz gelip de bu kodları istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Yani tıklayıp buradan mesela ben burayı beğenmedim, değiştireceğim diyebiliyorsunuz. Bunu değiştirdiğinizde burada bana pull request izni çıkıyor. Yani senin kodunu şu şekilde değiştirdi, senin verini bu şekilde değiştirdi. Ben buna izin vereyim mi? Bak diyor. Ve ben burada izin vermediğim sürece bu istediğiniz zaman bir branch olarak duruyor. İstediğiniz zaman branch olmadan dümdüz duruyor. Bu branchlar nedir, ne değildir falan kavramını biraz oturtmak için söylüyorum. Yani aslında burada aynı projenin farklı bir dalı olarak duruyor. Bu ne işe yarıyor? Ben izin vermesem bile senin yaptığın şey güzelse veya benim yaptığımdan biraz bağımsız ama güzelse sen buradan gidip o branch'a da bakabiliyorsun. Yani burada zaten büyük projelerde mesela sizin şu anlık ilgilendiğiniz Android Developers'a bakalım. Burada olması lazım. Bu mu? C topic. Repository, user. En basitinden şuradan girdiğimde de bir profesyonel bir repository'nin en azından bayağı bir branch'ı veya arka tarafta şeyleri oluyor. Mesela buraya tıkladığımda farklı branch türlerini görebiliyorsunuz. Farklı insanlar bunun üzerinde çalışmış diyorsunuz ve bunların hepsi birbirinden genellikle farklı şekillerde ilerliyor veya birbirinin projelerini geliştiriyorlar. Mesela 27 branch var burada. Neler neler yapmışlar Allah bilir arka tarafta. Gördüğünüz gibi. Yani bu sistemde sizin GitHub'da bu verileri tutmanız sizin için çok büyük bir avantaj. Hem open source bir şekilde açmış oluyorsunuz. Sen benim kullandığım kodları istediğin gibi şekillendirebilirsin, istediğin gibi kullanabilirsin. Sadece sonuç olarak ben bunlara bakacağım ve ona göre düzenleyeceğim demiş oluyorsunuz. Veya işte al bunu direkt kullan demiş oluyorsunuz. Bu yüzden GitHub önemli. GitHub'ın çok büyük bir artısı da şudur. Siz artık burada projelerinizi tutuyorsunuz ve bu sizin CV'nizin bir parçası oluyor. Yani sen CV'nde oturup bu projeleri yaptım demiyorsun. Adam senin ismine bakıyor ve gelip GitHub'ına bakmaya başlıyor. GitHub'da neler yapmış bu, neler etmiş. Sizin çoğu iş imkanınız şu platform üzerinden çıkacak. O yüzden buna dikkat ediyor olup doldurmanız sizin için önemli. Hızlı bir şekilde yeni bir dosya açmam gerekirse ben bu derste terminal kullanmayacağım çünkü terminal kullanımdan millet patlıyor. O yüzden otomatik bir şekilde GitHub Desktop'u kullanacağım. Bunu kullanmanız başlangıç aşamasında sizin için tatlı olur. Ne diyeyim buna? Deneme yazalım hatta. Direkt description'a şu anlık gerek yok. Şu anlık size göstereceğim için bunu private olarak açıyorum. Normalde public bir şekilde paylaşmanız önerilir tabii ki. Burada bana diyor ki 3 tane dosya stilim var. Ben bunları ekleyeyim mi? Add readme dosyası. Readme dosyası klasörünüzü açtığınızda daha geniş ekranda hemen gösteriyorum. Mesela yine Discord bot'a bakalım. Mesela readme dosyası burada duruyor ve readme dosyası ismi bu şekildeyse, birebir buysa bu şekilde size bir açıklama kısmı açmış oluyor aslında. Siz burada açıklamalarınızı yapabiliyorsunuz ve readme kısmına tıklayıp da bakması gerekmiyor. Hani dosya indirdiğinizde bir şey kurmanız gerekirken bunu oku dosyaları vardır ya. Ona tıklamadığınız sürece gözükmez ama. Burada birazcık daha readme farklı. Aşağı tarafta siz bu koda bakıyorsanız bu kodda nelerin yaptığını bakın bu şekilde anlatıyorum ben size diyor. Onu eklemeniz önerilir çünkü herkes açıp projenize bakıp kodları okuyup sonrasında ne yaptığını anlamaktansa biraz bu şekilde şeyler istiyorlar diyeyim. Gitignore dosyası. Bu Gitignore dosyası da siz bir Android Studio'yu kapatmamışımdır umarım. Android Studio'da bir proje yapıyorsanız bakın kaç tane dosya açık olacak burada ve kaç tane altında file açık olacak. Kaç package, kaç file. İnanılmaz kalabalık bir durum aslında bu ve GitHub bunların hepsine ihtiyaç duymaz. Kodun çalışması da bunların hepsine ihtiyaç duymaz. Çünkü burada sizin bilgisayarlarınızın verisini tutan dosyalar da vardır. Bazı dosyaları paylaşmamanız gerekir hatta. Ufak bir zorunluluğum olan anlaşılan arkadaşlar. Sanırım AirPods'un şarjı bitmiş olabilir. Sesimde bozulma var mı şu an? Şu an düzeldi. Okey, süper. Boğuk geliyorsa çünkü şeyi değiştirmem lazım. Hemen. Şu an daha iyi hocam. Az öncekinden çok daha iyi, öyle diyeyim. Hayda. Tamam, aynen. Şu şekilde devam edebiliriz o zaman. Dediğim gibi mesela burada bir sürü dosya var. Göz korkutacak kadar dosya var ve bunların bazıları sizin verilerinizi de tutuyor. Bilgisayarlarınızın verilerini de tutuyor ve bunlar mesela Gradle dosyasındaki belli şeyler, buradaki belli şeyler hani bilgisayarınızda zaten var. İndirmeye gerek yok. GitHub, Android Studio'yu açtığınız anda direkt varlar. Ve bunların hepsini yüklemenize gerek yok. Ki keza siz bir repository'e bir şey attığınızda sonuç olarak Türkiye'de yaşıyoruz ve internet çekecek bu indirirken. Bu yüzden gitignore diye bir klasör var. Kesinlikle eklemenizi öneririm. Çünkü burada ben diyorum ki Kotlin yazıyorum ben. Kotlin'i yazdığımı belirttiğim anda benim için belli dosyaları direkt siliyor buraya GitHub'a atarken. Diyor ki senin bunu GitHub'a atman sadece kullanıcıları yavaşlatacak indirirken veya bak senin dersin ki env dosyamı alma. Çünkü bu bana özel kalması lazım. Bunu indirmesin dersin. Ve o ona göre düzenler bunu. Burada da aynı şekilde bir gitignore dosyasında Kotlin işaretlediğinizde ya kodu ne yazıyorsanız burada her şey var. Ne yazıyorsanız burada ben Kotlin yazıyorum. Kotlin işaretlediğim anda benim için Kotlin'i daha böyle gerekli dosyalara atıp çalıştırabilir halde, indirdiğim anda çalışabilecek halde dosyaları tutuyor. Ve son olarak da lisans dosyası var. Lisans dosyası da şu demek, siz bu içeriklerin ne kadar paylaşılabilir, ne kadar kullanılabilir olarak tutuyorsunuz. Bunların lisansları neler? Burada birkaç tane lisans örneği var. Benim size tavsiyem ilk baş için mid lisansını kullanabilirsiniz. My IT kısmının dosyasını kullanabilirsiniz. Bu benim kodumu kullanabilirsiniz demek. Hani beni darlamayın abi. Bunu kullanabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Sadece beni karıştırmayın işin içine demek. O yüzden de bu dosyayı da eklemeniz sizin için iyidir diyeyim ve hemen yaratayım bunu. Bir repository oluşturmuş olduk ve bu hemen içerisinde gitignore dosyam var. Bak mesela log dosyasını indirme diyor. Class dosyasını indirme diyor. CTXT dosyasını indirme diyor. Bunları indirme, barındırma benim içimde diyor. Ve bu şekilde ben bir şey atarken benim kodum rahatlayacak ve indirirken de veya insanlar girip bakarken de bu dosyalara daha az kafaları karışacak. Lisans dosyası için bana hemen bir copyright çıkarttı ve ismimi ekledi. Diyor ki bu kısımları bu şekilde kullanabilirsiniz diyor ve bunu eklemiş oldu. Ve readme dosyam şu anlık boş. Readme dosyası bir markdown dosyasıdır. Buradaki md markdown kısmıdır. O yüzden markdown kodlama şeklini içerir. Yani mesela burada bir şeyleri kullanmak istiyorsan bu şekilde. Mesela bu başlık stilini büyüt demektir. Yani şununla aynı şey demek diyebiliriz birazcık. Eğer bunun sayısını arttırırsam küçülmeye başlar. Mesela buraya da selam yazalım. Selam yazdığım anda burada commitlediğimde tak diye selamı gösterir ama daha küçük gösterdi. Bu markdown özellikleri bu derste girmeyeceğim. Bakabilirsiniz markdown özellikleri yazıp. Markdown symbols yazdık mesela. Ne çıkıyormuş? Basic syntax markdown. Mesela burada markdown'dan nasıl şekiller çıkartabileceğiniz, neler kullanabileceğinizi yazıyor hepsi. Onun haricinde bu kısımları artık daha da uzatmadan bir GitHub'a nasıl bir şeyler atabilirim? Sürükle bırak yapınca atılıyor mu bunlar? Bunlar yenilir mi? Kısmına başlayalım. Ne dersiniz? Şimdi öncelikle göstermek istediğim şey şu. Sizin İlk başta kullanmanızı önereceğim şey GitHub Desktop uygulamasıdır. GitHub Desktop yeni başlayanlar için çok idealdir. Çünkü GitHub mantığını anlamıyorken terminal kullanmak çoğu şeyde sizi patlatacaktır. O yüzden GitHub Desktop mantığını kullanmanız sizin için önemli. Ben burada yapmam gereken tek şey şu: GitHub'ı ben aslında Windows'uma taşımış oluyorum. Windows'uma veya işte Mac arayüzünüze taşımış oluyorsunuz. Ve ben şuradan hemen bir clone repository diyorum. Yapmak istediğim şey repository'e dosyalarımı atmak. O yüzden ben ilk başta bir şey klonlamam lazım. Nasıl klonlamam lazım? Klon ne demek? Aynı şeyden bir tane daha yaratmak demek. Ve bu kısımda ben diyorum ki online'da olan benim GitHub repository'mi lütfen klonla. Mesela Serkan Alc'ı denemeyi yaptık az önce. Bunun klonlama kısmını masaüstü olarak seçip select'e tıklayıp ben diyorum ki masaüstüne bana bir tane bu repository'yi klonla. Şimdi bunu neden yapıyoruz? Şunu şöyle yapmam lazım hızlıca. Hemen bunu göze görünür bir şeye çıkartayım. Benim artık deneme klasörüm geldi. Gördüğünüz gibi içinde lisans ve readme dosyası var. Bu kısımda git ignore yok. Bu neden yok? Görüntü, eğer Ceren buradaysan ve daha önce kullandıysan görünmeyenleri göster kısmına git. Mac'te neredeydi? Hatırlıyor musun? Veya bilen varsa yazabilirler. Çünkü şu anda şurada göstermek istediğim şey, burada bir tane bizim gitignore dosyamız var. Bir tane de .git dosyamız var. .git dosyası ne demek? Bunun içinde .git varsa evet bu bir klon dosyası ve sen bunu biraz sonra pushlayabilirsin. İmeci göster. Yani herhangi açtığım bir dosyadan farklıdır bu. Neyse biz o kısım yerine hemen şuradan göstermeye başlayalım. Ben şu an bu uygulamanın nerede olduğunu görmek istiyorum. Çünkü bu klasörü GitHub'a taşıyacağım artık. GitHub'ımda da olsun istiyorum. Ben şuna tıklayıp Open ve Finder kısmına tıklarsam bana burada bu dosyanın içeriğini gösterdi. Bakın mesela benim şu anda dosyamın içeriği bu. Dosyamın içeriğinde benim yazdığım kodda benim yanlış şu anlık SRC Android main Java Serkan Alc Kotlin ve Kotlin 101'dir şu anlık. Bu kısımda ben eğer istiyorsam şuraya bir dosya açarım ve derim ki neydi bunun ismi? Yeni klasör oluştur ve bu klasörün ismi sayı tahmin olsun ve bunların hepsini bunun içerisine yapıştırırım. Şimdi burada görmeniz gereken durum şu. Bana direkt bakın hepsini ekledi burada. 41 tane dosya ekledi buraya. Ve bunlar atılmaya hazır durumda. Ben bu dosyaya eklediğinin farkındayım. Bunların hepsini atabilirim diyor şu an. Ve ben diyorum ki tamam, burada sizin dikkat etmeniz gereken şu kısım vardı. Bu kısım commit kısmıdır. Yani siz bir şey updateliyorsanız niye updatelediğinin infosunu vermek istersiniz. Kullanıcılarınız görsün diye. Ve ben diyorum ki sayı tahmin syntax dedim. Ve bunu commit ettim. Commit ettiğim anda bana şurada push çıktı. Ve burada da aynı şekilde. Orijine atayım mı ben bunu diyor. Ben buraya tıkladığım anda bunu direkt orijine göndermeye başlayacak. Ve artık benim bu dosyam o kadar basic değil. Gitignore dosyam var diye store dosyasını şu anki silmesi gerekiyorken gitignore silmemiş nedense. Çünkü buraya eklememiş. Diye store dosyam var. Sayı tahmin oyunum var ve sayı tahmin oyunum az önceki kısımdan birazcık daha sağda fark ettiyseniz. Hani daha belli şeylerde az dosya var. Sadece şu DStore sürekli gözüküyor. Bunu silmemiş. Ama belli şeyleri azaltmış süreç içerisinde. Çünkü gitignore bunu engellemiş. Demiş ki abi atma bunları. Hani bu kısımda ekleme. O yüzden burada direkt ben böyle projemi atmış oldum. Ama eğer tek bir file dosya kodu kullanıyorsanız mesela hemen göstereyim. Bunu önermiyorum çünkü bunu her şeyde kullanamıyorsunuz. Şunu open edelim. Mesela Kotlin 101 var burada ve ben bunu aldım, direkt buraya sürükledim. Dosyayı bana yine yüklüyor. Just Kotlin dedim ve commit ettim. Benim dosyam yine şu anlık bir hata verdi ama benim dosyam yine buraya yüklenmiş oldu. Bunu Android projelerinde yapamazsınız. Tek sayfalı kodlarda direkt sürükleyip bırak yapabilirsiniz ama bir klasörü buraya sürükleyip atamazsınız. Çünkü algılamaz GitHub. O yüzden ya GitHub ya terminal ya da Android Studio'nun içerisindeki orijinal terminali kullanmanız gerekiyor. Siz bu dersler bittiğinde proje yüklerken bunu kullanmanız sizin için avantaj olacaktır. Kullanmanız lazım. Bunu biliyor olmanız lazım. Aklınızda bulunsun diyeyim. Ve GitHub'da şu anda çok basic bir şekilde bu kadar. GitHub'da çok basic bir şekilde bu kadar diyebilirim. Teşekkürler hocam. Teşekkür ederiz hocam. Ne demek? Şimdi son kısma geçiyoruz herhalde, değil mi? Son kısım çok basit. Hani bunu ekstra sayfalarca anlatma veya klasör açmama gerek yok. Zaten bunu Google anlattı. Daha da vaktinizi almayacağım. Arkadaşlar yapmanız gereken tek şey Android Studio'yu indirmek ve Android Studio download yazarsanız sizin için uygun olanı zaten done diye çıkartacak önünüze ve indirebileceksiniz. Yani burada tek göstermem gereken kısım şu. Sizin şu anki işlediğiniz derslerin hepsi, benim şu anki anlattığım derslerin basitleştirilmiş hali. Nerede Android everything olması lazım veya direkt yazalım. Kotlin Basics kısmında var. O da nerede? Kotlin Basics syntax'ın altında olması lazım. Şurada. Bakın sizin işlediğiniz ders şu anlık bunun sadece ilk bölümüydü ve biz Kotlin sintaksi biraz ağırlaştırarak anlattık. Belli şeyler ekleyerek anlattık. Burada ikinci kısmımız artık Android Studio'yu indirmek ve burada hemen bakın var. Download and install Android Studio. Burada sizin yapmanız gerekenleri tek tek anlatıyor. Sadece emülatör kurarken belli hatalarla karşılaşabilirsiniz. Bu hataları ya internete yazacaksınız ya da oturup bize yazacaksınız. Hani ben böyle bir hata alıyorum, derse girmeden önce nasıl çözebilirim şeklinde. Ama bu Kotlab'i sizin açıp okuyor olmanız lazım. Ne yapmanız lazım, ne indirmeniz lazım, nasıl indirmeniz lazım, neler doğrudur şeklinde satır satır anlatıyor ki bunları Türkçe çevirirseniz de buradan olmasa da şu şekilde Türkçe çevirip %80 oranında başarılı bir çeviridir bu arada. Çok kötü bir çeviri değildir. Bunu böyle değerlendirebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Eğer hani ben bunu istemiyorum diyorsanız da Türkçe istiyorum ben, Türkçe bulmam lazım, İngilizcem çok kötü diyorsanız da arkadaşlar biz bu serilerin çoğunu şu anlık Türkçe çeviriyoruz ve mesela burada Android Studio'yu keşfeden kısmı var. Burada tek tek anlatıyor Android Studio'nun nasıl kurulduğunu, nasıl eklendiğini, nasıl keşfedildiğini vesaire. Mesela Android Studio kurulumu. Hocam onun da linkini atabilir misiniz? Tabii. Ya ben size şöyle bir öneride bulunayım. Bunun gibi içeriklerin çoğunu ben GitHub'da hem Türkçeleştiriyorum hem proje olarak sağlıyorum. Benim GitHub'ımı takip ederek bunları net bir şekilde yapabilirsiniz. Ben bu sayfanın linkini atayım sadece. Burada benim bu sayfanın linki Türkçe bir çeviri için. Takip etmek isteyenler veya bu konuyla ilgili devam edeceğim ben, bakmak istiyorum, neler yapıyorsunuz bilmek istiyorum diyenler için de bu da benim GitHub'ımın linki. Bakabilirsiniz, destek olabilirsiniz. Bu kısımda bu kadar diyebiliriz bugün. Bayağı bir tuttum sizleri, farkındayım ama sağlık. Bu kısımda bayağı bir konuştuk. Ben ilk başta sadece neden Kotbin'i anlatmak istiyordum. Sonra dediler ki siz değil arkadaşlar. Arka taraftan dediler ki Kotlin sintaks da anlatman lazım. Kitlendik bir anda böyle. Burada biraz sizi yakmış oldum. Çok kusura bakmayın. Google eventlerini suçlayalım. Estağfurullah. Sıkıntı yok hocam. Emir büyük yerden geldiyse. Evet, Emir büyük yerden gelmedi abi. Benim öğrencilerimden biri şu anlık mentor ve ondan geldi ama böyle onun yaptığı şeye saygı duymam lazım. Çünkü kendi yetiştirdiğim insanlardan birine saygı duymuyorsam nasıl onlarda bir şey bekleyeyim ki yani. O yüzden vardır bir bildiği diyorum. İyi yapmışsınız hocam. Bence de biraz daha detaya girmeniz daha iyi oldu. Çünkü yarınki workshop eğitiminde çıkacak projeleri de daha güzel bir şekilde yapabilecek. Bunların hepsini değineceğiz arkadaşlar. Yarın bunların hepsinin görseli alıyor olacağız. Bunları düzgün bir şekilde kullanarak çok rahat ilk 10'a girebilirsiniz projelere. Aklınızda bulunsun. Çünkü sintaks da bu kadar öğretilmiyor. Bakarsanız az önceki gönderdiğim Fundamentals serisine orada çok çok daha güzel anlatmış. Yarın aynı saatte 8.30'da buradayız arkadaşlar. Biz gene size mail üzerinden davet linkini, toplantı linkini oluşturup atacağız. Haberiniz olsun. Bir dakika bir şey söyleyeyim. Bu arada bunu çok yaşıyoruz. Yarınki ders daha kısa sürecek arkadaşlar. 1 saat, 1,5 saat maksimum. Hatta ben 40 dakikada anlatıyorum ama daha pekişmesini istediğiniz veya sorularınız olursa işte bunu 1,5 saatlik ara verelim. Hızlan dersen 40 dakikada bitiririm. Aklınızda bulunsun. Yarın da aksi olacak. Bu kadar korkmayın. Merak etmeyin yani.